Efendim merhabalar. Bugün 20 Nisan günlerden salı, saatler 12'yi gösteriyor. Ulusal Kanal ve Ulusal Radyo ortak yayınımızda ben Yeşimer Yılmaz gün ortasıyla sizlerle birlikteyiz. Gündemdeki tüm gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Peki bugün masada hangi başlıklar var, hemen bakalım. Salgın gündemiyle başlayacağız önce. Dünkü Turkuaz tabloya göre vaka sayıları 55 bini geçmiş gözüküyor ve bir günde yine vaka sayısı, ölüm oranları yüksek efendim. Ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tüm illerdeki yoğun bakım doluluk oranlarına dair açıklamalar yaptı. Bölgelere dair oranları da verdi. En fazla oran İstanbul'da gözüküyor. İstanbul'u Çanakkale, Yalova, Kırklareli ve Tekirdağ'da takip ediyor. Marmara patlamış durumda vaka sayılarında. Peki nereye doğru gideceğiz? Bu vaka sayıları nasıl düşecek? Kısmi kapanma da devam ediyor. Tam kapanma gelebilir mi? Bunları da konuşacağız. Kimle konuşacağız? Profesör Doktor Sayın Alper Şener gün ortasında bizlerle birlikte olacak bugün. Siyasetin gündemine geçelim. 128 milyar dolar nerede tartışması devam ediyor. Yaklaşık 10 gündür muhalefet gündeme getiriyor. Hükümet cephesinden açıklamalar geliyor ama muhalefet cephesi bu açıklamalardan tatmin olmuyor. Peki nereye doğru gidecek? Biz bu tartışmayı yine değerlendirmeye çalışacağız gün ortasında. Ve dış politika gündemine geçelim. Dış politika gündemine bakacak olursak Karadeniz'de sular ısınıyor. Amerika Birleşik Devletleri 2 deniz gemisini gönderecekti Karadeniz'e, geri çekti ama İngiltere'den bir hamle geldi. İngiltere bir savaş gemisini Karadeniz'e gönderiyor ve bir bildirim de yaptı Dışişleri Bakanlığı'na. Amerika'ya gidelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde de Joe Biden'ın bir daveti vardı. Putin'le görüşme daveti ve 22 Nisan'da iklim zirvesinde Putin gelecek, konuşacak, bununla ilgili bir konuşma yapacak. Gözler 22 Nisan'daki iklim zirvesine çevrilmiş gözüküyor. Gündeme dair başlıklar böyleydi. Hemen haberlerimize bakıyoruz şimdi. Bugün başlıklarımızda tabii ki vaka sayıları yükseliyor. Hemen bakalım tabloya. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen COVID-19 güncel vaka sayılarını açıkladı. Haftalık COVID-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 920.57, Ankara'da 534.14, İzmir'de ise 351.97 oldu. Aşılama çalışmalarında ise yeni bir aşamaya geçildi. 55 yaş üstü vatandaşlar sırası geldiğinde aşı olabilecek. İllere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen COVID-19 güncel vaka sayıları açıklandı. Tabloda genel artış devam ederken sarı kategoride kalan tek il Şırnak oldu. Tabloya göre en yüksek vaka sayısı 100 bin kişide 962.098 vakayla Çanakkale oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımında haftalık COVID-19 vaka sayılarına yer vererek kısıtlama ve tedbirler artış hızını düşürmeye başladı. Bu düşüşü hızlı ve kalıcı hale getirmek için birlik olalım ifadelerini kullandı. Bakan Koca günlük koronavirüs vaka sayılarını da paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 301.243 COVID-19 testi yapıldı. 55.802 kişinin testi pozitif çıktı. 318 kişi yaşamını yitirdi. Hasta sayısı ise 3.101 oldu. 43.856 kişinin COVID-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3.687.590'a yükseldi. Öte yandan aşılama çalışmalarında yeni bir aşamaya geçildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 55 yaşın üstündeki vatandaşların sırası geldiğinde aşı olabileceğini açıkladı. Bakan Koca, sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Aşı programımız tedarik koşullarına bağlı olarak kararlılıkla sürecek ifadelerini kullandı. Yerli aşışma çalışmalarıyla devam ediyoruz. Yerli aşı çalışmalarında büyük aşama kaydeden Türkiye, yabancı menşeli aşıların yurt içinde üretilmesi için çalışmalarına devam ediyor. Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısının Türkiye'de üretimi için onay verildi. Aşı tedariğini Çin ve Almanya'dan sağlayan Türkiye, yurt içinde üretim için de harekete geçti. Rus Sputnik V aşısının Türkiye'de üretilmesi için yapılan anlaşmada sona gelindi. Bilim Kurulu üyesi Doçent Doktor Afşin Emre Kayıpmaz, aşının toksisite testleriyle ilgili ara raporun alındığını belirtti. Kayıpmaz, aşı geliştirme aşamasında bazı testlerin Türkiye'de yapıldığını ve firmanın başvuruyu yaparak onay aldığını açıkladı. Aşıların Türkiye'de üretimiyle hedeflenen hem maliyeti hem de dışa bağımlılığı azaltmak. BioNTech aşısı için Türkiye'de ortak üretim tesisi kurulması amacıyla da görüşmeler sürüyor. Üretim kapasitesi kısıtlı olan BioNTech, Türkiye'de üretim yapması halinde üretim kapasitesini de arttırmış olacak.
Devam edelim. Doğu Akdeniz'deyiz. Doğu Akdeniz'deki Türkiye karşıtı cepheye hem sahada hem diplomaside sert tepki gösterildi. Yunanistan ve Fransa elçileri Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. İki ülke Doğu Akdeniz'deki Türk kıtası hanlığı ihlali nedeniyle uyarıldı. Doğu Akdeniz'de Türkiye karşıtı cepheye verilen yanıt sadece sahayla sınırlı kalmadı. Diplomasinin tüm sınırı zorlandı. Yunanistan ve Fransa provokasyonları karşısında Dışişleri Bakanlığı harekete geçti. Fransız araştırma gemisi beraberinde bir Yunan fırkateyniyle birlikte Türk kıta sahanlığını ihlal etti. Olay ilk olarak Yunanistan medyasında yer aldı. Aslında bu provokasyon Yunanistan'ın Navtex yayınlamasıyla başladı. O Navtex'e göre bir Fransız araştırma gemisinin Girit Adası'nın güneydoğusunda çalışma yapacağı duyuruldu. Ancak Türkiye karşı bir Navtex'le yanıt verdi. Çünkü bölge Türk kıta sahanlığı içinde yer alıyordu. Bölge için Navtex yetkisinin Türkiye'de olduğunun altı çizildi. Fransız gemisi Yunan fırkateyninin refakatinde izinsiz bir şekilde Türk kıta sahanlığına girdi. Yunan basınına göre bölgede bulunan Türk fırkateyni her iki gemiyi de Türk kıta sahanlığı içinde yer aldıkları için uyardı. Fransız ve Yunan gemileri bir süre dirense de daha sonra bölgeden uzaklaştı. O provokasyonun diplomatik takibi de yapıldı. Cuma günü iki ülkenin büyükelçileri Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Gerekli girişimlerde bulunuldu. Karadeniz'e gidiyoruz. Amerika'nın geri adımından sonra İngiltere'den dikkat çeken bir Karadeniz hamlesi geldi. İngiliz The Sun Times gazetesi İngiltere'nin Mayıs ayında iki savaş gemisini Karadeniz'e göndereceğini iddia etti. Gazete bir donanma yetkilisine dayandırdığı haberinde İngiltere'nin Mayıs ayında bir fırkateyni Karadeniz'e göndereceğini yazdı. Haberde gemilerin NATO ve Ukrayna ile dayanışma göstergesi olarak bölgeye gönderileceği belirtildi. Destroyer'in uçak savar füzeleri, fırkateyninin ise denizaltılara karşı savunma silahlarıyla donatılacağı ifade edildi. Gemilerin Mayıs ayında İstanbul Boğazı'ndan geçeceği kaydedildi. Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan resmi bir açıklama yapılmadı. Yunanistan'dayız. Doğu Akdeniz'de hukuksuz adımlar atan Yunanistan, İsrail'i imzaladı. Askeri anlaşmanın ardından Suudi Arabistan'la da yakın temasta Yunan Dışişleri Bakanı Dendias'ın 20 Nisan'da Riyad'a gideceği bildirildi. Yunanistan ayrıca Fransa'dan 6 savaş uçağı daha istemeye hazırlanıyor. Bakalım. İsrail'le savunma anlaşması imzalayan Yunanistan, Suudi Arabistan'la da temasa geçti. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos'la birlikte 20 Nisan'da Suudi Arabistan'a gideceği bildirildi. Yunanistan basını Atina ve Riyad'ın savunma anlaşmasına imza atacağını yazdı. Buna göre Yunanistan elindeki Patriot füzelerini Suudi Arabistan'a transfer edecek ve en az 40 asker de füzelerle birlikte Riyad'a gidecek. Suudi Arabistan, Yunanistan'ın müttefiklerinin üssü haline gelen Girit'teki Suda üssüne geçen ay savaş uçakları göndermişti. Öte yandan Fransa'dan 6'sı yeni 18 Rafale jeti satın alan Yunanistan, Paris yönetiminden 6 savaş uçağı daha istemeye hazırlanıyor. Atina siparişin yükseltilmesi halinde 800 milyon avro daha ödeme yapacak. Dış politika gündemine devam ediyoruz ve Amerika'dayız. Amerika'dan Çin itirafı geldi. ABD Dışişleri Bakanı Blinken Çin'le rekabeti değerlendirdi. Blinken, Çin'in gerisinde kaldık dedi. Her alanda kaybeden Amerika Birleşik Devletleri'nin kötü tablosu tartışılıyor. Ekonomik dengenin Asya'ya kaydığı süreçte Washington'dan çarpıcı bir tespit geldi. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken iklim politikalarını değerlendirdi. Gündeminde Çin'le enerji alanındaki rekabet vardı. Blinken, Çin'in gerisinde kaldık itirafında bulundu. Yenilenebilir enerji alanındaki son durumla ilgili konuşan Blinken, iklim değişikliği nedeniyle 2040 yılı itibarıyla dünyada 4 trilyon 600 milyar dolarlık altyapı boşluğu oluşacak dedi. Sözü Pekin'le enerji alanındaki rekabete getiren Blinken, Çin'in gerisinde olduklarını kabul etti.
Şu anda Çin'in gerisindeyiz. Çin, güneş enerjisi panelleri, rüzgar türbinleri, piller ve elektrikli araçlar konusunda dünyanın en büyük üreticisi konumunda. Çin'in yenilenebilir enerji patentlerinin 1/3'üne sahip olduğunu hatırlatan Blinken, Çin'i yakalamadıkları takdirde gelecekte küresel iklim politikalarını şekillendiremeyeceklerini savundu. İç siyaset gündemiyle devam ediyoruz ve gündemde 128 milyar dolar nerede tartışması var? Dolar tartışmasına Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan da açıklama geldi. Kendi bakanlığı döneminde döviz satışının durduğunu söyleyen Elvan'ın Merkez Bankası sınıf verilerini açıklamaya çağırmasıysa dikkat çekti. Bu verilerin yayımlanmasında fayda görüyorum. 128 milyar dolar tartışmasında sorumluluk almadı. Açıklama için topu Merkez Bankası'na attı. Türk parasının... Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, NTV televizyonunda 128 milyar dolar rezervin satılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Elvan, Merkez Bankası'nın 2017'de hazine müsteşarlığıyla imzaladığı protokolü hatırlattı. Bu kapsamda hazine hesapları üzerinden döviz alım satımı yapabildiğini belirtti. Merkez Bankası'nın muhabir bir banka aracılığıyla, ki bu bir kamu bankası, alım ve satım işlemlerinin elektronik işlem platformlarında gerçekleştirildiğini görüyoruz. Piyasa yapıcı, yerli ve yabancı bankalar bu platformda yer alıyorlar. Siz bu yöntemi tartışabilirsiniz. Bu yöntemle ilgili görüşlerinizi, düşüncelerini ifade edebilirsiniz. Ama hiç kimseyi yolsuzlukla suçlayamazsınız. Bakan Elvan, Merkez Bankası rezervlerinin kamu bankaları üzerinden satışının yasal olduğunu savundu. Elvan'ın Kasım ayını işaret ederek kendi görev dönemi boyunca bu şekilde döviz satışı yapılmadığını söylemesi dikkat çekti. Biz de açıkçası Kasım ayından bu yana da böyle bir döviz alım satım işlemini gerçekleştirmesi söz konusu olmadı. Siz de zaten bunu biliyorsunuz. Ama bu alım satım işlemlerine ilişkin tüm bilgiler de Merkez Bankası'nın kayıtlarında yer alıyor. Bu işin gerçek sahibi Merkez Bankası'dır diyen Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Merkez Bankası yönetimini verileri açıklamaya çağırdı. Burada özellikle bir bilgi kirliliği söz konusu. Bu meseleyi bir siyasi malzeme olarak kullanılması söz konusu. Hem siyasi malzeme olarak kullanılmasının önüne geçilmesi, hem de bilgi kirliliğinin ortadan kaldırılması açısından ben açıkçası bu verilerin yayımlanmasında fayda görüyorum. Tabii ki takdir Merkez Bankası'nın. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrei Karlov suikastine ilişkin davanın gerekçeli kararı açıklandı. Kararda suikast emrini FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in verdiği belirtildi. Cinayetin amacının ise Ankara ve Moskova ilişkilerini baltalamak, yeni bir darbeye zemin hazırlamak ve örgütteki çözülmeyi engellemek olduğu saptandı. Büyükelçi Andrei Karlov cinayetinin perde arkasına ilişkin çarpıcı bilgiler gerekçeli kararda yer aldı. FETÖ'nün suikast ile ilgili 3 hedefi ortaya çıkarıldı. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrei Karlov 19 Aralık 2016'da FETÖ'nün suikasti sonucu hayatını kaybetti. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 28 kişinin yargılandığı davada verilen kararın gerekçesi açıklandı. Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin gerekçeli kararında 15 Temmuz darbe girişiminde başarısız olan FETÖ'nün suikastle 3 amacı olduğu ifade edildi. Bunların Türkiye-Rusya ilişkilerini bozmak, yeni bir darbeye zemin hazırlamak ve örgütteki çözülmeyi engellemek olduğu vurgulandı. Örgütün ne olursa olsun anayasal düzeni ortadan kaldırmayı amaçladığının altı çizildi. Bu Türkiye-Rusya ilişkilerinin normalleşme sürecini özellikle bozmaya yönelik bir provokasyondur. Kararda suikastin hazırlık ve işleniş süreci tek tek anlatıldı. Şubat 2016'da örgütün MİT mahrem yapılanmasından Karlov'un güvenliği ile ilgili bilgiler istendi. MİT'in Rusya masasında çalışan örgüt üyesi Vehbi Kürşat Akıl'ın topladığı bilgileri örgüt abisi Hüseyin Kötücü'ye verdi. Kötücü ise bilgileri Fethullah Gülen'e iletmek üzere MİT mahrem yapılanmasının tepe isimlerine gönderdi. Karlov'la ilgili elde edilen bilgiler örgüt abisi Şahin Söğüt aracılığıyla 9 Aralık 2016'da terörist Altıntaş'a bildirildi ve suikastin yapılması talimatı verildi. Bu tarihten sonra Altıntaş'ın bilgisayar üzerinden hedef şaşırtmak amacıyla aratmalar yapmaya başladığı ifade edildi.
örgütün renklendirme isimli çalışması adı altında terörist Altıntaş'ın sanık Sercan Başar'la birlikte fark edilmemek için Ankara'da çeşitli dini grupların içine girdiği de tespit edildi. Katil Altıntaş'ın FETÖ tarafından özel olarak seçilerek eğitilen ve kripto tabir edilen örgüt mensuplarından biri olduğu kaydedildi. Efendim 2014 yılından bu yana Türkiye ABD planlarına karşı mücadele ediyor. Atlantik düşüşe geçtiği bu süreçte Asya ile yakınlaşan Türkiye'de milli politikalar öne çıktı. FETÖ ve PKK'nın ezildiği mücadelede kaçınılmaz olarak da iktidarın içindeki ABD yanlısı isimler saf dışı kaldı. O isimlerden biri de eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'ydu. Türkiye'nin Asya'ya yakınlaşması ve millici politikalarından rahatsız olan Davutoğlu yine Vatan Partisi'ni Doğu Perinçek ve Ulusal Kanal'ı hedef aldı. Ulusal Kanal'ın Dijitürk'e girmesinden kuşku yaratmaya çalışan Gelecek Partisi Genel Başkanı, Başbakanlığı dönemine ilişkin de dikkat çeken itiraflarda bulundu. Türkiye'nin 2014 sonrası uyguladığı milli politikalar Amerika yanlısı isimleri rahatsız ediyor. Özellikle bu programı... Her fırsatta Türkiye'yi düşman olarak gören NATO ve Amerika Birleşik Devletleri ile iyi ilişkiler kurulması gerektiğini savunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da o isimlerden. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu sürekli 2014 sonrası iç ve dış politikadaki Amerika karşıtı milli tavırları hedef alıyor. Hemen her konuşmasında da FETÖ ve PKK ile mücadele eden Milli Cephedeki AK Parti, MHP ve Vatan Partisi'nin arasını açmaya çalışıyor. Sorunlarından beslenenler... Türkiye'nin Atlantik yerine Asya'nın yanında konumlanmasından rahatsız olan Davutoğlu, katıldığı bir internet yayınında yine Vatan Partisi, Doğu Perinçek ve Ulusal Kanal'ı hedef aldı. Yayın hakkı acaba 5 sene önce alabilir miydi? 3 sene önce alabilir miydi? Ulusal Kanal'ın Türk milletinin desteğiyle Dijitürk'e girmesinde kuşku yaratmaya çalışan Davutoğlu, Ulusal Kanal, Dijitürk yayın hakkını 5 sene önce alabilir miydi ifadelerini kullandı. Da bir soru vardı. Aslında siz orada şey dediniz. Yani o konuya pek girmediniz. Sayın Perinçek'in Allah aşkına Dijitürk'te aldığı yayın hakkı acaba 5 sene önce alabilir miydi? 3 sene önce alabilir miydi? Dijitürk şey, dediğim ulusal kanal. Yani ulusal kanal evet, veya, geldi, veya kamu, o kanal üzerindeki kamu spotlarından tutun da biz eski başbakan olarak ve AK Parti'nin en büyük oyunu almıştı 1 Kasım'da başkanı. Benim televizyonlara çıkmam yasak. Sayın Perinçek her yerde. Davutoğlu'nun açıklamaları Ulusal Kanal gönüllülerinin Dijitürk eylemlerini akıllara getirdi. Şaşırma, sabrımızı taşır. Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu ve Dijitürk'ün sahibi TMSF, Ulusal Kanal'ın Dijitürk yayınlarına engel olmuştu. O dönem TMSF tarafından Dijitürk yönetimine atanan Abdullah Güzel Dülger'in bugün Gelecek Partisi kurucu üyesi olması ise dikkat çekiyor. Ankara'da. Davutoğlu'nun iddialarına ise Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Türkkan yanıt verdi. Türkkan, Amerika'nın adamımız dediği Ahmet Davutoğlu suçunu itiraf etmiştir ifadelerini kullandı. İşte Ulusal Kanal'ın 1 Mart itibariyle Dijitürk'te 52. kanalda yayınının başlaması Amerika'nın adamımız diyor, Ankara'daki adamımız nasıl rahatsız ettiğini bir kez daha görmüş olduk. AK Parti MYK'sına gidiyoruz. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrası açıklama yaptı. Çelik'in gündeminde Denli Yasın açıklamaları ve 104 emekli amiralin yayınladığı bildiri vardı. AK Parti Sözcüsü sarıklı amiral görüntüsüne de doğru ve meşru görmüyoruz dedi. Ankara ve Moskova ilişkilerini bozmak için Suriye'den Ukrayna'ya para ile silahlı radikal grupların taşınacağı iddialarını da değerlendirdi. Çelik, gri pasaport soruşturmasına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Yunanistan Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Ankara'yla konuşmak için gelmemiş. Atina'ya konuşmak için gelmiş. Son derece bağnaz, son derece saygısız bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve milletimizi itham etmesi diplomasi tarihine bir yakışıksızlık örneği olarak girecektir. İşte gece uykulu olarak okumuşlar, anlamamışlar. Sabah okudukları zaman bunu net bir şekilde anlarlar diye saygısızlık yaparak buna sahip çıktılar. Dolayısıyla bir bilgi varsa Sayın Kılıçdaroğlu'nda, bu ne zaman, bunun içeriğine kim müdahale etmiş? Bunun içeriği yayınlanma zamanlamasını kim değiştirmiş? Çünkü gününün de değiştirildiğinden bahsediliyor. Bunu sorulması gereken o imza atanlar içerisinde gece yarısı bizim verdiğimiz tepki karşısında hemen
Bu doğru bir iştir diye savunmaya geçenlerdir. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki disiplin süreci devam ediyor. Her fırsatta yargı diyorsunuz, usul diyorsunuz. Ne yapılsın, iç silahlı kuvvetler kendi soruşturmasını kendi yöntem ve usullerle tamamlamasın? O görüntüye olumlu bakmıyoruz arkadaşlar. Hiçbir şekilde doğru kabul etmiyoruz, meşru da kabul etmiyoruz. Silahlı kuvvetlerin kendi disiplin yönetmeliği içerisinde gerekeni yapacağına da inanıyoruz. Suriye'den Ukrayna'ya parayla silahlı radikal grupların taşınacağı belirtildi. Hatta bu taşımanın Rusya ile ilişkileri bozmak için Türkiye tarafından yapıldığı iddiasının da ortaya atılacağı ifade edildi. Bu konuda size ulaşmış herhangi bir bilgi var mıdır? Nasıl değerlendirirsiniz? Yani tabii şöyle bir mantıksızlık var orada. Türkiye Rusya ile ilişkilerini bozmak için tutacak Suriye'den Ukrayna'ya savaşçı taşıyacak. Bu mantıksız bir şey. Biz Rusya ile Suriye'de işbirliği yapıyoruz. Dolayısıyla dediğim gibi bazı şeyleri birbirine karıştırmamak lazım. Biz Rusya ile güçlü komşuluk ilişkileri geliştirdiğimiz gibi Ukrayna'yla da güçlü ilişkiler geliştiriyoruz. Ama şöyle bir şey yapılmaya çalışılıyor. Rusya ile ilişki geliştiriyorsan Rusya'nın Ukrayna tezine destek ver. Yok, Ukrayna ile ilişki geliştiriyorsan Ukrayna'nın Rusya tezine destek ver. Biz bunun yerine diyoruz ki diplomasidir çözüm olan. Ukrayna'nın da Rusya'nın da toprak bütünlüğünü savunuyoruz. Kırım'ın ilhakını tanımıyoruz. Ama sonuç diplomasidir. Ukrayna, Rusya, AGİT arasındaki üçlü temas grubu hayata geçmelidir. Ve 2020'deki kapsamlı ateşkese geri dönülmelidir. Vekalet savaşlarının tarafı değiliz. Vekalet savaşlarında yöntem kullanan bir ülke değiliz. Bakın, çok açık ve net bir şekilde söylüyorum. Biz bu vekalet savaşı konusunda Türkiye'yi suçlayan devletlerin, istihbarat örgütlerinin hangi grupları bu vekalet savaşlarında kullandığını ve finanse ettiğini bütün adlarıyla ve adresleriyle biliyoruz. Bunu Suriye'de de biliyoruz, başka yerler, Libya'da da biliyoruz. Habire Libya'da da yabancı askerler çıksın diyorlar. Aslında Rusya'nın Wagner'ine karşı bunu söylemeye çalışıyorlar. Bizi de kastetmeye çalışıyorlar. Hepsinin orada vekalet unsuru, vekalet savaşı ile ilgili unsuru var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti egemen bir devlettir. Herhangi bir vekalet savaşına başvurmasına ihtiyaç yoktur. Birkaç tane şey çıktı. CHP milletvekili bunu AK Parti belediyeleri yapıyor dedi. AK Parti belediyeleri yapıyor derken bunu böyle organize AK Parti teşkilatlarıyla ilgili organize bir durummuş gibi sundu. Şimdi bugün gördük ki aynı durum CHP belediyelerinde de varmış. Bu gri pasaport meselesi İYİ Parti belediyelerinde de varmış. Dolayısıyla o şekilde AK Parti'ye ait bir organizasyonmuş gibi göstermeye çalışanların kimler olduğu da biliniyor. İsimleri de belli. Attıkları tweetler belli. Yaptıkları beyanlar belli. Çıkıp özür dilemeleri gerekiyor. Evlat nöbeti tüm yurtta kararlılıkla devam ediyor. İzmir'deyiz. HDP İzmir İl Binası önünde evlat nöbeti tutan aileleri Vatan Partisi ziyaret etti. İzmir İl Başkanı Rifat Mutlu, anneler HDP'nin önünde çadırlarını açtılar, çocuklarını bekliyorlar. Çünkü HDP'nin daha götürdüklerini biliyorlar dedi. İzmir'de çocuklarını bekleyen, çocuklarını HDP'den isteyen, PKK'nın daha kaldırdığı çocuklarını bekleyen annemizin yanındayız. Onu ziyaret etmeye geldik. Tüm gönlümüz ve aklımız onlarla birlikte. Vatan Partisi İzmir'de çocuklarını HDP'den isteyen ailelerin kurduğu çadırı ziyaret etti. Vatan Partisi İzmir İl Başkanı Rifat Mutlu, oğlu Emrah için nöbet tutan Muhbet Alemdağ'la görüştü. Mutlu, HDP'nin kapatılması için Anayasa Mahkemesi'ne çağrı yaptı. HDP'den çocuklarını bekliyorlar çünkü HDP'nin alıp götürdüğünü biliyorlar. HDP'nin kapatılması gerekiyor. HDP'nin kapatılması bugün demokrasi sorunumuz değil. Ülkemizin en başta gelen güvenlik sorunu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığımızın ve Anayasa Mahkemesimizin bu konuyu daha fazla uzatmadan sonlandırmasını istiyoruz. Muhbet Alemdağ da desteklerinden dolayı Vatan Partisi'ne teşekkür etti. Çocuğum gelene kadar burada bekleyeceğim dedi. Teşekkür ediyorum. Benim için geldin. Sağ ol, Allah razı olsun. Biz burada bekliyoruz. Çocuğu gelene kadar biz burada bekliyoruz. Çağırıyorum, gelsin, hiç korkmasın. Burada gelsin, polis bunun yanında, herkes bunun yanında. Korkmasın, gelsin.
Öncü Kadın Genel Başkan Yardımcısı Nuriye Kadan, çocuklarını HDP'den isteyen ailelerin Türk ordusunun moralini yükselttiğini söyledi. Bugün eğer PKK'nın beli kırılıyorsa, hiçbir eylem yapamıyorsa bunlar bu annelerin sayesinde gerçekleşti. Silahlı kuvvetlerin, Mehmetçiğin morali oldular ve gerçekten onların bu onurlu ve haklı mücadelesinde toplumun vicdanı oldular. Öncü Kadın İzmir İl Başkanı İncisel Aytar da çocukları PKK'ya götürülen ailelere seslendi. Siz de İzmir'deki bu nöbete katılın dedi. Bu annemiz gibi daha onlarca annenin olduğunu biliyoruz. Korkmayın, arkanızda halk var, arkanızda devlet var. Lütfen bu anneleri yalnız bırakmayın. Meclise gidiyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 101. açılış yılında genel kurul özel gündemle toplanacak özel oturumu Meclis Başkanı Mustafa Şentop yönetecek. Diğer yandan meclis gündemdeki kanun tekliflerine ilişkin mesaisini de sürdürecek. Kurtuluşa inanmış kadronun öncülüğü ve milletin azmiyle kazanılan milli mücadelenin iki esası vardır. Meclis bu hafta açılışının 101. yılını kutlayacak. Kutlamalar COVID-19 nedeniyle sınırlandırılarak yapılacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda mecliste özel programlar planlandı. Sabah saatlerinde meclis yerleşkesindeki Atatürk Anıtı'nda tören yapılacak. Birinci mecliste de Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un katılımıyla bir tören yapılması bekleniyor. Ve büyük Türkiye'mizin istiklal... Ardından da Meclis Genel Kurulu'nun özel gündemle toplanması planlanıyor. Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un özel oturumun açılış konuşmasını yapması ve siyasi parti liderlerinin söz alması öngörülüyor. Meclis Genel Kurulu mesaisine ise 20 Nisan Salı günü başlayacak. Lisanslı harita kadastro mühendisleri ve bürolarına ilişkin kanun teklifi görüşülecek. Gerekçesi, yöntemi ve şekli... Teklife göre aplikasyon, yer gösterme, plan örneği gibi işlemlerin kontrolü lisanslı harita kadastro mühendislik büroları tarafından yapılacak. Lisanslı harita ve kadastro mühendisleri faaliyetlerini sürdürürken mesleklerini serbest olarak da yapabilecek. Tarihin bu önemli dönüm noktasında Türkiye. Lisans belgesi almak için gerekli olan 5 yıl deneyim şartı 10 yıla yükseltilecek. Belge sahibi olabilmenin özel şartlarından olan sınav şartı kaldırılacak. Lisans belgesi almak için teminat yatırma bedeli 41.066 liradan 50 bin liraya yükseltilecek. Akaryakıt kaçakçılığının önlenmesine ilişkin kanun teklifi de meclisin gündeminde olacak. Teklif, Meclis Sanayi ve Enerji Komisyonu'nda görüşüldükten sonra kabul edilirse genel kurul gündemine gelecek. Teklifle akaryakıt, LPG, tütün mamulleri ve alkollü içecek sektörlerinde ilk defa faaliyet göstereceklere teminat zorunluluğu getiriliyor. Akaryakıt piyasasında sahte fatura, benzin istasyonlarındaki ödeme cihazı ve otomasyon usulsüzlüklerinin önlenmesine yönelik yaptırımlar da artırılıyor. Salgına mücadeleyle devam edelim. Türkiye'de 3 İstanbul'sa salgının 4. zirvesi yaşanıyor. Vaka sayıları her geçen gün daha da tırmanıyor efendim. Uzmanlar bulaşın önüne geçilmesi için tam kapanmayı savunuyor. Aşıya karşıtlığın bir an önce kırılması gerektiği ifade ediliyor. Ayrıca Çin koronavak aşısından olumlu bir haber daha geldi. Korumanın oldukça yüksek olduğu belirtildi. Arzu ettiğimiz önlemler alınmadı. Toplumda da şöyle bir sıkıntı oldu. Sabırları tükendi. Rehavet ve aşı karşıtlığı bulaşı arttırdıkça arttırdı. Hayatını kaybedenlerin sayısında rekor veriler geldi. Rakamlar 300'ün üzerinde seyrediyor. Vaka sayıları ise 50 bin bandının altına düşmüyor. İki normalleşme hareketimiz oldu bu pandemi boyunca. Bir tanesi 1 Haziran 2020 ve sayılarımızı kontrolden çıkmıştı. Şimdi de 1 Mart 2021 aynı şekilde sayılarımızı kontrol edemez hale geldik. Türkiye'de 3, İstanbul'da ise salgının 4. zirvesi yaşanıyor. Tablodaki endişe verici durum devam ediyor. Buna böyle güçlü yayılabilen, böyle yüksek bir patojenitesi olan bir mikroorganizma ile mücadelede mutlaka bilimsel yoldan takip etmeniz gerekiyor. Uzmanlar bulaşın merkezinin belirlenmesi ve daha fazla yayılmaması için tam kapanmayı öneriyor. Çünkü bugün kaybettiğimiz evet kesinlikle çok şey kaybediyoruz. Ama önlem almazsak yarın bunu kat kat fazlasını kaybedeceğiz. Toplumdaki aşı karşıtlığı ise bulaşın tırmanmasındaki başka bir etken. Uzmanlar aşı karşıtlığının suç olduğunu savunuyor. Hiç kimse bir hastalığı başkasına bulaştıramaz.
Dolayısıyla hukuki olarak ben bunun bir suç olduğunu düşünüyorum. Öte yandan aşı ile ilgili çalışmalar sürüyor. Çin koronavirüs aşısından olumlu bir haber daha geldi. Ocak ayından itibaren uygulanmaya başlanan Sinovac aşısı ile ilgili ilk çalışma tamamlandı. 15 milyon aşılamada sadece 2500 kişinin COVID-19 olduğu belirlendi. Bu kişilerden de hastaneye başvuru ve yoğun bakım ihtiyacının az olduğu gözlemlendi. 65 yaş üzeri kişilerde ise yoğun bakım ihtiyacının %10'ların altına düştüğü tespit edildi. %90 bizi koruyor, etkin. Bizim daha şiddetli hasta olmamızı engelliyor. Yerli aşı çalışmalarına da hız verildi. Bir güzel haber de Selçuk Üniversitesi'nden geldi. Yerli aşının klinik öncesi aşaması tamamlandı. Çarşamba günü faz 1 aşamasına başlayacak. Evet, salgınla mücadele devam ediyor ancak vaka sayıları her geçen gün artıyor. Ölüm oranları da yükseliyor dedik. Salgınla mücadeleyi konuşacağız şimdi. Skype bağlantısı üzerinden Profesör Doktor Sayın Alper Şener gün ortasında bizlerle birlikte. Sayın Şener, hoş geldiniz gün ortasına. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Hocam, vaka sayıları artmaya devam ediyor. 55 bini geçti. 341 kişi de maalesef hayatını bir günde kaybetti. Sizden dinleyelim. Neredeyiz? Ne oluyor? Nereye doğru gidiyoruz? Aslında Türkiye genel olarak 22-25 Şubat'tan bu zamana devam eden salgın sürecinde ciddi bir pik aşaması içerisinde. Artış süreci daha ne kadar devam eder yorum yapmak çok zor. Ama teknik olarak baktığımızda 60 günün altındaki kısmi kapanmaların ya da tam kapanmaların sahada çok etkisi olmadığını biliyoruz. Matematik modeller onu gösteriyor. 60 gün boyunca her yeri kapatmak da teknik olarak mümkün olmadığına göre dünyada bunu yapan 3 ülke var. Bakın Tayvan, Kore ve Çin dışında dünyada bunu becerebilen ülke olmadı. Bu kadar uzun süre kapanmayı sağlayabilen. Dolayısıyla şu anda salgından tek çıkış yolumuz aşıyı yaygınlaştırma ve kitlesel aşılama yapmak gibi görünüyor. Toplumda tam kapanma ile ilgili özellikle uzmanlardan böyle bir beklenti de var. Yani biz şimdi bu ikinci dilimdeyiz, kısmi kapanmada ikinci haftayı bitireceğiz. Önümüzde bizi ne bekliyor? Peki bu rakamlarda ne kadarlık bir düşme göreceğiz bu iki hafta sonunda? Sayın Şener. Evet, hocamızla bağlantımız devam edecek. Salgınla mücadeleyi konuşuyoruz. Bir taraftan aşı süreci de devam ediyor efendim. 55 yaş üstü aşılanıyor ama şimdi vaka sayıları artıyor 2 haftalık dönemle birlikte. Ancak önümüzdeki hafta yeni kararlar gelebilir mi? Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan da açıklamıştı. Eğer rakamlar, vaka sayıları düşmez, ölüm oranları yine yüksekse daha sert tedbirler alınabileceğini söylemişti. Bu kapsamda her gün hem tabloya bakıyoruz hem haftalık rakamları değerlendiriyoruz. Bu kapsamda Marmara patlamış durumda gözüküyor. Marmara en çok vakanın olduğu bölge efendim. Birinci sırayı Çanakkale alıyor. İkinci sırada da yine İstanbul'un olduğunu söyleyebiliriz. Peki nereye doğru gidiyoruz? Uzmanlar diyor ki tam kapanma şart diyor. Hocamız da aşılama sürecinin ne kadar önemli olduğunu, toplumun aşılanması gerektiğini söylüyordu ki bağlantımızda çok küçük bir sorun yaşandı. Sayın Şener, kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Buyurun hocam. Aşılamayı yaygınlaştırmak lazım. Salgının artış hızını azaltmak maksadıyla. Çünkü her ne kadar tam kapanma ya da kısmi kapanma ya da kademeli kapanma ne derseniz deyin Yeşim Hanım. Bunun totalinde baktığımızda salgını kontrol altına almak çok zaman alacaktır. Bunu en erken dönemde kontrol altına alabilmenin tek yolu yaygın kitlesel aşılama. Türkiye'deki vakaların dağılımına baktığımız zaman ise 5 büyük şehir dışında küçük şehirler... Yine artış var tabii. 5 büyük şehir dışında diğer illerimizde, bölgelerimizde de artış var. Bunu da aslında biz görüyoruz. Bununla ilgili açıklamalarda yine her 100 binde görülen risk haritasında ortada diyebiliriz. Tabii bulaş şöyle, en çok ev ortamında, bununla ilgili açıklamalar da var. %85 oranında bir bulaşın ev ortamında olduğunu söyleyebiliriz. Bu yönde açıklamalar da geldi. Bir taraftan tabii genetiği değişmiş virüsün de etkisi ülkemizde çok gösteriyor kendini. Özellikle İngiltere mutantının %80 dolayında Türkiye genelinde etkili olduğunu söyledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da bu yönde açıklaması vardı. Güney Afrika mutantı, Brezilya mutantı da yine çok etkili. Hocam, bağlantınızda bir sorun çıktı. Sayın Şener, buyurun devam edin. Nerede kaldığımı unuttum. Tam kapanmadan öncesinde aşılanmasının ne kadar önemli olduğunu toplumun söylüyordunuz. Burada kalmıştık. Evet.
Yapacağımız her türlü önlemin, çünkü bir taraftan da sosyolojik ve psikolojik ve ekonomik yan etkileri oluyor, maliyetleri oluyor. Bu maliyetleri kaldırıp kaldıramayacağınız ilintili. Çünkü dünya üzerinde tam kapanmayı sağlayabilmiş olan ülkelere baktığınızda bunlar hem psikolojik hem ekonomik hem de sosyolojik maliyetleri göz önüne alabilen ülkeler. Tayvan gibi, Kore gibi, Çin gibi denilebilir. Dünyanın bütün gelişmiş gayri safi milli hastaları dünyanın ilk beşinde olan ülkelerde dahi tam kapanma yapılamadı. Bakın İngiltere gibi dahil olmak üzere, Amerika Birleşik Devletleri dahil olmak üzere. Dolayısıyla bizim için önümüzdeki en önemli silah görebildiğimiz kadarıyla ne yazık ki aşı ve toplumsal uyumu sağlamak. Toplumsal mutabakatla Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği önlem demedini ve paketini birebir uygulamak gerekiyor. Hiç istisnasız ve tereddütsüz. Çünkü bu konuda ortaya çıkan her türlü tereddüt suya düşen bir damla gibi hızlı bir şekilde yayılıyor. İşte hepinizin de bildiği gibi mutant virüslerin bu kadar yaygın komponentle ortaya çıkması da işi iyice zorlaştırıyor. Doğru. Şimdi kurallara riayetin de burada önemli olduğunu söylediniz ama bu nasıl bir durumdur? Biz bunu da merak ediyoruz. Yani eline poşet alıyor, ben alışverişten geldim diyor ya da bir bilet alıyor. Kesilen cezaları Türkiye genelinde görmüşsünüzdür kurallara riayet etmeyenle ilgili. Alıyor, bileti iptal ettiriliyor, başka bir yerde çıkıyor. Yani seyahat etmiyor. Poşetle alışverişe çıktım ama alışverişte değil. Yani kurallara riayet etmemekte bir bu konuda maalesef toplum yeterince duyarlı değil. Herkesi katmıyorum. Tabii ki duyarlı vatandaşlarımız da var ama nedir bu kadar vakalar artmışken? Yani bir vaka varken herkes ne kadar tedirgindi, değil mi? Sokaklar bomboştu. Ama şimdi bakıyoruz hocam, o kadar kalabalık ki. Nedir bu duyarsızlığın sebebi sizce? Şimdi bu duyarsızlıkta iki önemli parametre var. Nedir? En azından benim gözlemleyebildiğim. Bir tanesi, bu süreç bir yıldır devam ediyor. Artık bir psikolojik yıpranma oldu ve bir sosyolojik olarak da bu artık sanki bitmeyecek bir süreç gibi algılanmaya başlandı. Bir takvim önceden koyuyorduk. Şu zaman, şu zaman, şu zaman. Hep diyorduk yani meşhur. İki hafta çok önemli, işte dört hafta çok önemli gibi. İnsanların önüne hep bir hedef konuldu. Evet. Konulan bu hedefin sonucunda olumlu bir şey çıkmayınca ister istemez insanlar artık her türlü şeyi göze alır pozisyona geldi. Çünkü olayın ekonomik boyutu ciddi anlamda önemli. Bir diğer önemli şey bence o satır aralarında gözden kaçıyor. Ciddi anlamda bir dezenformasyon var. Yani nedir? Bu bilgiyi bazıları bilerek yanlış aktarıyor, bazıları da bilmeyerek aktarıyor. İşte dediğiniz gibi virüs yok, maske virüsten korumuyor. Bunların ne yazık ki bazıları da sağlık profesyoneli, kelle paça için sarımsak bağlayın boynunuza diyenler oldu. Bakın Türkiye'de baktığınızda. Bunların hepsi bir kafa karıştırıcı ve psikolojik olarak insanları reel anlamda etkiliyor. Yani çünkü bunu söyleyen kişiler de akademik ünvanı olan kişiler, televizyonlarda yer aldıkça ne yazık ki onların da bir hayran kitlesi var. Nasıl bizi çıkıp dinleyenler olduğu gibi, güvenenler olduğu gibi onlara da güvenenler var. Bu güvenen grubun bir kitlesi artık hep gerek sosyal medyada organize oluyor, gerek diğer yönlerde organize oluyor. Evet. Bir nevi bu artık bence parametrik olarak sivil itaatsizliğe doğru gidiyor. Bunun benzeri Avrupa yaşadı çünkü. İtalya yaşadı biliyorsunuz, Fransa yaşadı. Tabii. Sokaklar karıştı. Umarım o aşamaya gelmez. Reel olarak baktığımızda bence hükümetin ilgili birimleri bunu bu açıdan da değerlendirmesi lazım. Bu aşamaya gelecek olursa çünkü salgında ciddi anlamda mücadele kontrolden çıkabilir. Şu anda da kontrolümüzde demek istemiyorum, yanlış anlaşılmasın. Yine zaten kontrolümüzde olmayan komponentler var. Ama en azından o alanı kontrol edersek yanlış bilginin yayılmasını engellemiş oluruz. Biz ne olursa olsun, kim ne derse desin, doğruyu aktarmak amacıyla elimizden geldiğince doğru şeyi söylemeye çalışacağız. Biz de konunun uzmanlarıyla özellikle gün ortasında ve diğer programlarımızda konuşmaya çalışıyoruz Sayın Şener. Çünkü dediğiniz gibi o kadar çok algı operasyonu var ki sosyal medyada ve gerçekten yetkin kişilerin konuşmasını biz de istiyoruz ve bu konuda çok hassasız diyebilirim size. Devam edelim. Şimdi evde toplanmalar çok fazla ama bulaşın da en fazla %85 oranında ev toplanmalarında yaşandığı belli bir şekilde tespit edildi, açıklandı. Şimdi ne yapacağız o zaman? Ev toplanmalarının önüne geçemiyoruz. Evde de durmak zorundayız. Nelere dikkat edelim? Bir kere semptomu olan, şikayeti olan, artık o semptomları saymıyorum bile artık. Artık ezbere bildiklerini Tabii. düşünüyorum arkadaşlarımızın, izleyenlerimizin. Mutlaka gidip örnek vermeleri gerekiyor. En az 2-3 tanesi pozitifse. Örnek pozitif olduğu zaman eve gelen filyasyon ekiplerine doğru bilgi vermeleri gerekiyor. Çünkü bu da saklanıyor. Gerek bazı sebeplerle, gerek özel sebeplerle. Bu çünkü çok önemli. Doğru geriye bilgiden doğru bahsetmek istediğiniz nedir? Ne saklanıyor? Çok temasta bulundukları kişileri saklıyorlar. Yani
Diğer filyasyon ekipleri şunu soruyor eve geldikleri zaman. İşte son 7 gün içerisinde kimlerle temasta bulundunuz, kimler vardı yanınızda, kapalı alanda, maskesi temasta bulunduğunuz kişiler gibi. Bunu sakladığınız anda suya düşen damla yayılmaya başlıyor. Çünkü siz bir kişiyi söylemediğiniz anda bir kişi takip eden kuluçka dönemi içerisinde en az 3 kişiyi enfekte ediyor, en fazla da 18 kişiyi enfekte ediyor. Varyantsa yaklaşık 6-7 kat bulaşıcılığı yüksek oluyor varyant virüsün bildiğiniz gibi. Dolayısıyla bu grup çok önemli. Yani başlangıçta bu olayı domino etkisini engelleyebilirseniz engelleyebiliyorsunuz. Diğer önerilerimizden bir tanesi verilen ilaçları mutlaka dozunda ve süresinde kullanmanız gerekiyor. Bu medyada yer alan işte şunu kullanmayın, bunun dozu fazla, şu insan hasta ediyor gibi parametreler içerisinde kafa karıştırıcı bilgi karışıklığına ulaşmamak gerekiyor. Ama tabii ki en önemlisi de ev ziyareti yapmamak lazım. Şu anda biraz asosyal olmamız gereken pozisyondayız ne yazık ki. Ama sosyalleşeceğimiz zaman reel anlamda çok yakın. Ben ümit ediyorum ki Haziran'ın sonundan itibaren yaygın kitlesel aşılama başlayacak. 2 ayın içerisinde bunu tamamlarsak sonbaharda Türkiye artık maskesiz, mesafesiz günlere ulaşmış olacak. İnşallah hocam, ne güzel şeyler söylediniz, umutlandık. Gerçekten hani her gün COVID-19 gündemini konuşuyoruz. Ve bu rakamların artması, işte o 5000, 6000'li rakamlar vardı bir dönem. En azından diyorduk ki işte güzel gidiyor, vaka sayıları azalıyor diyorduk. Ama şimdi yeniden yükselince bir tedirginlik de var tabii ki haliyle hepimizde, toplumun büyük bir kesiminde olduğu gibi. Ama şunu da sormak isterim, siz aşılama sürecinden bahsettiniz. Sizin hastanenizde durum nasıldır? 55 yaş üstü aşılanmaya başlandı. Özellikle iftar saatlerinden sonra bir yoğunluk yaşandığı söyleniyor. Size durum nedir? Aynı şekilde aynı gözlemleri yapıyoruz. Bu taraftan şunu da söylemekte fayda var. Ramazan ayı ile ilgili, ibadet periyodu ile ilgili bir handikap olmadığını Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı. Bu periyotta da aşılama devam edebilir. Ama genelde vatandaşlarımız ağırlıklı olarak sizin de belirttiğiniz gibi iftardan sonraki periyodu daha fazla tercih ediyorlar. Lütfen ve lütfen zamanında aşınız olun, sırınız geldiğince. Çünkü ne yazık ki hala hazırda reel, objektif ve bilimsel başka bir çıkış noktamız yok gibi görülüyor. Bir yeni mutasyondan da bahsediliyor. Biz ülkemizde İngiliz mutasyonunu düzeltiyorum. Güney Afrika ve Brezilya'yı biliyorduk ama Hindistan'da da yeni bir mutasyon ortaya çıkmış. Türkiye'ye dair bu kadar veri artarken Türkiye özelinde bir mutasyon olmuş olabilir mi? Olabilir. Onu bir süredir araştırıyorlar bildiğim kadarıyla, bu konuda yoğun mesai harcayan mikrobiyoloji uzmanı meslektaşlarımız. Ama şu anda ciddi anlamda bir şüphe yok bildiğim kadarıyla. Az önce yayında gösterdiğiniz Faruk hocamız da Trabzon'dan, KTÜ'den bu konuda yoğun selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Bizim için çok değerli bir hocamızdır o da. Evet. Uzun zamandır bu konuda çalışan hocalarımızdan bir tanesi. Sufle ettiği kadarıyla tespit ettikleri bir mutasyon yok ama artık ben olması gerektiğini düşünüyorum. Bütün dünyada Filipinler'den Hindistan'a kadar farklı farklı hastalık yüklerinde çıktığına göre Türkiye'de de ben hani iddia etmiş olayım, yakın vadede böyle bir şey çıkabilir. Evet, biz ilk zamanlarda salgını şunu konuşuyorduk. Çocuklarda ve gençlerde çok fazla etkisini göstermediğini söylüyorduk. Ama şimdi gelinen noktaya bakıyoruz. Hem çocuklarda hem gençlerde çok fazla COVID-19'da mücadele eden var. Hatta son değil mi 2 günde 2 genç öğretmenimiz, biri öğretmen, biri savcımız hayatını kaybetti. 28-29 yaşlarındaki genç insan. Gençlerde de etkisini çok fazla gösterdiğini ve ölüme sebebiyet verdiğini görebiliyoruz. Bir taraftan da yeni bulgular işitme kaybı yarattığı söyleniyor COVID-19 sonrası. Nedir sizin bununla ilgili izlenimleriniz? Bu tip yani sansasyonel olgu şeylerine çok fazla itimat etmemek lazım. Başlangıçta çünkü böyle çıkıyor, şunu da yapıyor, bunu da yapıyor gibi. Tek tük olgular halinde bir kümülasyon, birikim olmadığı sürece çok itimat etmiyoruz. Ama aslında tat ve koku kaybı da böyle başladı. Yani bunun tersini de söyleyerek de altını çizmekte fayda var. Tat ve kokuyla ilgili de ilk başlangıçta reel anlamda güvenliğe düşük bildirimler vardı. Ama artık semptomlar içerisine girdi. Ümit ederim işitme kaybı da bu varyantlardan herhangi birine has bir spesifik tutum olmaz. Ve tanımlayabileceğimiz bir grubun içerisine girmez inşallah. Peki. Sayın Şener, çok teşekkür ediyoruz gün ortasına katıldığınız için. İyi çalışmalar. Ben teşekkür ediyorum Yeşim Hanım. İyi çalışmalar diliyorum. Sağ olun. Evet, Profesör Doktor Sayın Alper Şener gün ortasında bizlerle birlikte oldu. Salgınla mücadeleyi konuştuk. Çok kısa bir reklam aramız var. Reklamların ardından devam edeceğiz. Ayrılmayın.
Efendim gün ortası devam ediyor. Bu dilimde yine haberlerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ormanları insansız hava araçlarına emanet. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli orman yangınlarıyla mücadelede bu yıl 4 insansız hava aracı kullanacaklarını açıkladı. Orman yangınlarıyla mücadelede insansız hava aracı dönemi başladı. Açıklamayı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptı. Twitter hesabından paylaşım yapan Pakdemirli, orman yangınlarıyla mücadelede bu yıl 4 insansız hava aracı kullanacaklarını duyurdu. Pakdemirli mesajında, "Yeşil Vatan'ı 24 saat İHA'larla takip ediyoruz. 2021 yılında Adana, Antalya, İzmir ve Muğla'da konuşlanacak 4 adet İHA'yla yangına hassas tüm bölgelerimizi gözetleyeceğiz." ifadesini kullandı. Geçen yıl kullanılan bir İHA'yla 234 orman yangını tespit edildi. Bu yıl 4 İHA'yla Türkiye'nin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ormanları da 24 saat gözetlenecek. Ve Türk Kızılay'ı Ramazan ayı nedeniyle İzmir'de 30 bin haneye yardım eli uzatacak ihtiyaç sahiplerine gıda kolisinin yanı sıra. Nakdi yardım da yapılacak. Türk Kızılay İzmir Şube Başkanı Kerem Fahri Baykalmış, bağış yapmak isteyen vatandaşlara da ulusal kanal aracılığıyla çağrıda bulundu. Türk Kızılay, doğal afet ve olağan dönemlerde ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına koşmaya devam ediyor. Yardımlaşma ve dayanışma seferberliğimiz başladı. Türk Kızılay şimdi de Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye sloganıyla Ramazan ayı yardım kampanyası başlattı. İzmir Şubesi ihtiyaç sahibi 30 bin haneye bu kampanya kapsamında ulaşmayı hedefliyor. Yaklaşık olarak 30 bin haneye ulaşmayı hedefliyoruz. 12 bin ihtiyaç sahibi, gelir durumu çok düşük olan belirlediğimiz ailelere 500 liralık nakit yardımımız olacak. Yine 9 bin aile 150 TL'lik gıda çeki ulaştıracağız. Türk Kızılay İzmir Şube Başkanı Kerem Fahri Baykalmış, deprem nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelere de Ramazan boyunca yardımın devam edeceğini söyledi. İzmir büyük bir deprem atlattı. Orada 117 tane vatandaşımızı kaybettik. Onların yaralarını sarmak adına da çalışmalarımız devam ediyor. Bugün konteyner kentte yaşayan 267 aileye yaklaşık olarak 1200 liralık nakdi yardım ulaştıracağız. Yardımların daha fazla ailelere ulaşması için uğraştıklarını belirten Baykalmış, hayırseverlere kampanyaya nasıl katılacaklarını anlattı. Bağış yapmak isteyen vatandaşlarımız en azından şubemize ulaşarak bağış bilgilerini alabilirler. Bununla beraber yine kurumumuzun belirlediği fidye miktarı 28 TL. Bununla ilgili bizlere nakdi ya da banka kanalı üzerinden bağış yapabilirler. Türk Hızlay'ın kurumsal mesaj hesabı var 2868. Buraya da mesaj attıklarında 10 TL ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırabiliyoruz. Yurttan haberlerle devam edelim ve Tokat'a gidelim. Tokat çöreği Ramazan sofralarını süslüyor. Lezzetini ve hafifliğini nohut mayasından alan çöreğin tuzsuz ve şekersiz çeşidi bulunuyor. 26 yıldır bu işi yapıyorum. Baba mesleğidir. Bu çörek için ellerin hünerli olması gerek. O hüner de babadan geliyor. Tokat çöreği Ramazan'da iftar ve sahur sofralarında yer alıyor. Bu Tokat çöreğimiz Tokat'a has cevizi çöreğimiz. Nohut mayasından yapılan, işte hiçbir ilde olmayan, Ramazan geldiğinde yoğunluk gösteren, bu tabii ki mide rahatlaması için işte iftardan sonra sahurda. Tokat sadece tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çekmiyor. Doğal güzellikler arasında zengin, geleneksel lezzetler de bulunuyor. Kentle özdeşleşen yöresel lezzetlerden biri de Tokat çöreği. Bu çörek lezzetinin yanı sıra hafifliği ve tok tutma özelliği sayesinde Ramazan sofralarının vazgeçilmezleri arasında. Tokat çöreği hafifliğini nohut mayasından alıyor. Çöreğin tuzsuz ve şekersiz yapılanlarının yanı sıra cevizli, kuru üzümlü ve kakaolusu da var. İşçilik önemli. Nohut mayasıyla mayalanan hamur 3 ila 4 saat bekletiliyor. Daha sonra şekil verilip fırında pişiriliyor. Kentteki fırınlarda da Ramazan ayı dolayısıyla çörek yapımında yoğunluk yaşanıyor. Nişanlanan kişiler için de özel olarak üretiliyor. Talep fazlalığı oluyor, çörekte yoğunluk oluyor. İşte
yeni nişanlanan kişilerin gelin çöreği oluyor. Tokat'ın yanı sıra diğer illerden de talep gören çörek, gramajına ve katkı maddesine göre 10 ila 20 lira arasında satışa sunuluyor. Fiyatlarımız değişmedi. Ortalama önceki yıllara göre fiyatlarımız aynı. İşte 10, 15, 20. O şekilde malzeme kapasitesine göre, işte hamurun büyümesine göre de fiyatlar değişiyor. Efendim İzmir'deyiz. İzmir'de yaşayan engelli yurttaşların ulaşım zorluğu toplu taşımadaki eksikliklerle daha da katlanıyor. Kent ulaşımındaki aktarma sistemiyle birden fazla kez araç değiştiren engelliler durakların kendileri için uygun olmamasından dert yanıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Engelsiz İzmir Komisyonu Başkanı Ahmet Baran Uğur, engelli yurttaşların ulaşımını kolaylaştırmak için atılması gereken adımları Ulusal Kanal anlattı. İzmir'de yaşayan, sayıları 500 bine yakın olan engelli yurttaşların kent içi ulaşımda karşılaştıkları zorluklar saymakla bitmiyor. Onlar kaldırımda yürümekte, otobüse binmekte sayısız badire atlatıyorlar. Engelli vatandaş için bir hikaye evden çıktığı anda başlıyor. Vatandaş evinden çıkıp otobüs durağına gidip otobüs durağından işte aktarmalı sistem olacak ya vapur iskelesine ya izbana ya metroya ya da tramvaya gidişi. Başlı başına aslında baktığın zaman bir hikaye. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Engelsiz İzmir Komisyonu Başkanı Ahmet Uğur Baran, kentteki otobüs duraklarının çağın çok gerisinde kaldığını belirtti. Engellilerin hayatını kolaylaştıracak akıllı duraklara duyulan ihtiyacı vurguladı. Otobüse benim tekerlekli sandalyeme binebilmem için otobüsün durağa sıfır yanaşması lazım. Açık yanaştığı takdirde ya bizi görmüyor şoför arkadaşlar haklı olarak ya da tekrardan birkaç manevrayla işte durağa yanaşmak zorunda kalıyor ya da karga tulumba ben tekrarlı sandalyemle kaldırımdan aşağı indirilmek zorunda kalıyorum. Otobüs duraklarımız engelli vatandaşlarımızın kullanımına, erişimine ve ulaşımına uygun hale gelecek. Öncelik bu. Otobüslerdeki sesli ve görüntülü uyarı sistemleri ise engelliler için hayati öneme sahip. Birçok büyük şehirde aktif olarak kullanılan bu sistem henüz İzmir'de kullanılamıyor. AK Partili Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Baran, yoğun taleplerin sonunda sistemin Temmuz ayında devreye gireceğini söyledi. Maalesef bu sistem atıl kalmış. İşte bunun yenilenmesinin sebepleri, en önemli sebebi de bizim vermiş olduğumuz önerge ve yapmış olduğumuz çalışma oldu zaten. Esot Genel Müdürümüz bana bunun Haziran-Temmuz gibi olacağını söyledi. Sadece engelli yurttaşların kullanımı için tahsis edilen İzmir'de 4 Esot otobüsü bulunuyor. Fakat aktif olarak yollardaysa sadece biri hizmet veriyor. Sadece engelli vatandaşların kullanımına uygun olacak. Sonrasında bunu Tunç Başkan 4'e çıkarttı. Anlattı. Hatta açıkladığı mecliste de gözlemişle baka baka söyledi. Fakat hiçbir yerde göremedik. En son aldığım bilgiye göre 10-16 Mayıs engelli rapsi içerisinde bu otobüslerin açılışını yapıp hizmete alınacağına bilgisini o günkü konuşmamdan sonra Esot Genel Müdürümüz bana iletti. Öte yandan engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak için yurttaşların atacağı basit adımlar da hayati önem taşıyor. AK Parti Meclis Üyesi Ahmet Uğur Baran, İzmirli yurttaşların araçlarını park ederken daha dikkatli olmasını istedi. Toplu park yerlerinde bazen yine vatandaşlarımız engelli park yerlerini boş görüp dalgınlıkla park etmiş olabiliyorlar. Biraz daha dikkatli olmalarını rica ediyorum. En azından tabelasını, uyarısına bakmalarını rica ediyorum. NASA Mars'a gönderdiği helikopter Ingenuity bugün ilk kez uçurmayı dedi. Yani dünden bahsediyoruz efendim. İlk kez uçurmayı denedi. Merakla beklenen uçuşun başarılı olduğu açıklandı. NASA'nın Mars 2020 görevi kapsamında Kızıl Gezegen'e gönderdiği drone helikopter göreve başladı. 11 Nisan'da yapılması planlanan uçuş bir yazılım hatasından dolayı ertelenmişti. Test uçuşu dünyadan yaklaşık 278 milyon mil uzakta gerçekleşti. 1.8 kilogram ağırlığındaki Ingenuity adlı minyatür helikopter 3 metre yüksekliğe yükseldi ve 30 saniye boyunca uçuruldu. Başarıyla tamamlanan uçuş, motorlu bir hava aracının başka bir gezegende gerçekleştirdiği ilk kontrollü uçuş oldu. Avrupa'da futbol depremi yaşanıyor. Takımın kurduğu sevgili izleyiciler Avrupa Süper Ligi'ne tepkiler devam ediyor. 12 takım. UEFA'dan sonra Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yeni oluşuma tepki açıklaması geldi. Federasyondan yapılan açıklamada Avrupa Süper Ligi girişimi asla kabul edilemez denildi.
Avrupa'nın en güçlü futbol kulüplerinden 12'sinin Süper Lig kurma kararına tepkiler sürüyor. UEFA'nın ardından Türkiye Futbol Federasyonu da 12 kulübe tepki gösterdi. Açıklamada dünya futbolunun geleceğini bütünüyle tehlikeye atacak bu anlamsız teşebbüsü kabul edilemez buluyoruz ifadeleri kullanıldı. TFF, UEFA Başkanı Alexander Cafer'in ve yönetim kuruluna inandıklarını, alacakları kararı sonuna kadar desteklediklerini söyledi. Cafer'in açıklamasında Avrupa Süper Ligi'nde oynayacak futbolcuların Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda oynamasının yasaklanması dikkat çekti. Milli takımlarında oynamalarına izin verilmeyecek ifadesi de akıllara "A milli takım bu durumdan nasıl etkilenir?" sorusunu getirdi. Böyle bir durumda Liverpool forması giyen Ozan Kabak, Juventus'ta oynayan Merih Demiral ve Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu Euro 2021'de milli takımda forma giyemeyecekler. Efendim gün ortası devam ediyor. Salgın gündemine bakacağız. Türkiye'de 3, İstanbul'da ise salgının 4. zirvesi yaşanıyor. Vaka sayıları her geçen gün daha da tırmanıyor. Uzmanlar bulaşın önüne geçilmesi için tam kapanmayı savunuyor. Aşıya karşıtlığın bir an önce kırılması gerektiği de ifade ediliyor. Ayrıca Çin korona vakasından olumlu bir haber daha geldi. Korunmanın oldukça yüksek olduğu belirtildi. Arzu ettiğimiz önlemler alınmadı. Toplumda da şöyle bir sıkıntı oldu. Sabırları tükendi. Rehavet ve aşı karşıtlığı bulaşı arttırdıkça arttırdı. Hayatını kaybedenlerin sayısında rekor veriler geldi. Rakamlar 300'ün üzerinde seyrediyor. Vaka sayıları ise 50 bin bandının altına düşmüyor. İki normalleşme hareketimiz oldu bu pandemi boyunca. Bir tanesi 1 Haziran 2020 ve sayılarımızı kontrolden çıkmıştı. Şimdi de 1 Mart 2021. Aynı şekilde sayılarımızı kontrol edemez hale geldik. Türkiye'de 3, İstanbul'daysa salgının 4. zirvesi yaşanıyor. Tablodaki endişe verici durum devam ediyor. Buna böyle güçlü yayılabilen, böyle yüksek bir patojenitesi olan bir mikroorganizma ile mücadelede mutlaka bilimsel yoldan takip etmeniz gerekiyor. Uzmanlar bulaşın merkezinin belirlenmesi ve daha fazla yayılmaması için tam kapanmayı öneriyor. Çünkü bugün kaybettiğimiz, evet, kesinlikle çok şey kaybediyoruz ama önlem almazsak yarın bunu kat kat fazlasını kaybedeceğiz. Toplumdaki aşı karşıtlığı ise bulaşın tırmanmasındaki başka bir etken. Uzmanlar aşı karşıtlığının suç olduğunu savunuyor. Hiç kimse bir hastalığı başkasına bulaştıramaz. Dolayısıyla hukuki olarak ben bunun bir suç olduğunu düşünüyorum. Öte yandan aşı ile ilgili çalışmalar sürüyor. Çin koronavirüs aşısından olumlu bir haber daha geldi. Ocak ayından itibaren uygulanmaya başlanan Sinovac aşısı ile ilgili ilk çalışma tamamlandı. 15 milyon aşılamada sadece 2500 kişinin COVID-19 olduğu belirlendi. Bu kişilerden de hastaneye başvuru ve yoğun bakım ihtiyacının az olduğu gözlemlendi. 65 yaş üzeri kişilerde ise yoğun bakım ihtiyacının %10'ların altına düştüğü tespit edildi. %90 bizi koruyor, etkin, bizim daha şiddetli hasta olmamızı engelliyor. Yerli aşı çalışmalarına da hız verildi. Bir güzel haber de Selçuk Üniversitesi'nden geldi. Yerli aşının klinik öncesi aşaması tamamlandı. Çarşamba günü faz 1 aşamasına başlayacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen COVID-19 güncel vaka sayılarını açıkladı. Haftalık COVID-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 920.57, Ankara'da 534.14, İzmir'de ise 351.97 oldu. Aşılama çalışmalarında ise yeni bir aşamaya geçildi. 55 yaş üstü vatandaşlar sırası geldiğinde aşı olabilecek. İllere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen COVID-19 güncel vaka sayıları açıklandı. Tabloda genel artış devam ederken sarı kategoride kalan tek il Şırnak oldu. Tabloya göre en yüksek vaka sayısı 100 bin kişide 962.098 vakayla Çanakkale oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımında haftalık COVID-19 vaka sayılarına yer vererek kısıtlama ve tedbirler artış hızını düşürmeye başladı. Bu düşüşü hızlı ve kalıcı hale getirmek için birlik olalım ifadelerini kullandı. Bakan Koca günlük koronavirüs vaka sayılarını da paylaştı.
Türkiye'de son 24 saatte 301.243 COVID-19 testi yapıldı. 55.802 kişinin testi pozitif çıktı. 318 kişi yaşamını yitirdi. Hasta sayısı ise 3.101 oldu. 43.856 kişinin COVID-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3.687.590'a yükseldi. Öte yandan aşılama çalışmalarında yeni bir aşamaya geçildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 55 yaşın üstündeki vatandaşların sırası geldiğinde aşı olabileceğini açıkladı. Bakan Koca, sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Aşı programımız tedarik koşullarına bağlı olarak kararlılıkla sürecek ifadelerini kullandı. Aşı çalışmalarıyla devam ediyoruz. Yerli aşı çalışmalarında büyük aşama kaydeden Türkiye, yabancı menşeli aşıların yurt içinde üretilmesi için de çalışmalarına devam ediyor. Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısının Türkiye'de üretimi için onay verildi. Aşı tedariğini Çin ve Almanya'dan sağlayan Türkiye, yurt içinde üretim için de harekete geçti. Rus Sputnik V aşısının Türkiye'de üretilmesi için yapılan anlaşmada sona gelindi. Bilim Kurulu üyesi Doçent Doktor Afşin Emre Kayıpmaz, aşının toksisite testleriyle ilgili ara raporun alındığını belirtti. Kayıpmaz, aşı geliştirme aşamasında bazı testlerin Türkiye'de yapıldığını ve firmanın başvuruyu yaparak onay aldığını açıkladı. Aşıların Türkiye'de üretimiyle hedeflenen hem maliyeti hem de dışa bağımlılığı azaltmak. BioNTech aşısı için Türkiye'de ortak üretim tesisi kurulması amacıyla da görüşmeler sürüyor. Üretim kapasitesi kısıtlı olan BioNTech, Türkiye'de üretim yapması halinde üretim kapasitesini de arttırmış olacak. Doğu Akdeniz'e gidiyoruz. Doğu Akdeniz'deki Türkiye karşıtı cepheye hem sahada hem diplomaside sert tepki gösterildi. Yunanistan ve Fransa elçileri Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. İki ülke Doğu Akdeniz'deki Türk kıta sahanlığı ihlali nedeniyle uyarıldı. Doğu Akdeniz'de Türkiye karşıtı cepheye verilen yanıt sadece sahayla sınırlı kalmadı. Diplomasinin tüm sınırı zorlandı. Yunanistan ve Fransa provokasyonları karşısında Dışişleri Bakanlığı harekete geçti. Fransız araştırma gemisi beraberinde bir Yunan fırkateyniyle birlikte Türk kıta sahanlığını ihlal etti. Olay ilk olarak Yunanistan medyasında yer aldı. Aslında bu provokasyon Yunanistan'ın Navtex yayınlamasıyla başladı. O Navtex'e göre bir Fransız araştırma gemisinin Girit Adası'nın güneydoğusunda çalışma yapacağı duyuruldu. Ancak Türkiye karşı bir Navtex'e yanıt verdi. Çünkü bölge Türk kıta sahanlığı içinde yer alıyordu. Bölge için Navtex yetkisinin Türkiye'de olduğunun altı çizildi. Fransız gemisi Yunan fırkateyninin refakatinde izinsiz bir şekilde Türk kıta sahanlığına girdi. Yunan basınına göre bölgede bulunan Türk fırkateyni her iki gemiyi de Türk kıta sahanlığı içinde yer aldıkları için uyardı. Fransız ve Yunan gemileri bir süre dirense de daha sonra bölgeden uzaklaştı. O provokasyonun diplomatik takibi de yapıldı. Cuma günü iki ülkenin büyükelçileri Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Gerekli girişimlerde bulunuldu. Efendim, Vatan Partisi Genel Başkanı Doktor Doğu Perinçek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin devlet olarak tanınması ile ilgili bir basın açıklaması yapıyor. Dinliyoruz. Değerli arkadaşlar, sayın basın mensupları, hepinizi dostlukla, saygıyla selamlıyorum. Türkiye'nin güvenliğinin kritik bir dönemden geçtiği, aynı zamanda Türkiye'nin ekonomik kalkınmasının da önemli sorunlarla karşılaştığı bir noktada bu buluşmayı gerçekleştiriyoruz. Hepimizin şu haritayı çok iyi ezberlemesi lazım. Utku Bey, şey yapmayalım. Bu haritayı bütün Türk milletinin ve insanlığın da çok iyi görmesi lazım. Bakın, etrafımız Amerikan bayraklarıyla ve Amerikan namlularıyla çevrilmiş durumda. Dede Ağaç'tan başlayarak burada Larissa, Kavala, ondan sonra Selanik, ta Girit'e kadar uzanan Amerikan üsleri var. Ve Amerika Birleşik Devletleri Yunanistan'a yığınak yapıyor. Yunanistan neredeyse Amerika işgali altında.
Yani Yunanistan Amerika işgali altında. Amerikan namluları da oradan Türkiye'ye çevrilmiş. Ve o Amerika kuşatması güneyden devam ediyor, Girit'ten. Güney Kıbrıs. Güney Kıbrıs'a da silah ambargosuna son verdiler ve yığınak yapıyorlar. Öte yandan Suriye'nin kuzeyindeki Amerikan üsleri, Irak'ın kuzeyindeki Amerikan üsleri. Bütün bunlara baktığımız zaman ta Karadeniz'e kadar uzanan Bulgaristan, Romanya, NATO'ya girdi biliyorsunuz. Ve şimdi Amerika aynı zamanda Kırım'a ve Ukrayna'ya da yerleşiyor. Kırım bütün bu yanlış stratejinin ve biraz sonra bahsedeceğimiz doğru stratejinin odak noktası. Eğer Kırım'da Amerika'nın olursa bakınız o zaman ne oluyor? Karadeniz'den başlıyor, ta dönüyor Akdeniz ve Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyi. Burada Türkiye'nin beraber olabileceği kuvvetler Rusya var, İran var, Azerbaycan var ve Irak'la Suriye var. Ama Irak ve Suriye'nin kuzeyinde de yine Amerikan üsleri var. Yanlış strateji nedir? Eğer biz Kırım'ı da Amerika'ya verirsek veyahut da Kırım da Amerikan denetimi altına girecek olursa Türkiye'nin kuşatmasının ne kadar ciddi bir hale geldiğini görebiliriz. O bakımdan bu kuşatmayı kıracağımız halka şu anda Kırım'dır ve Kıbrıs'tır. Bütün odağı, Türkiye'nin güvenliğinin odağı bugün şu açıkça söylenebilir, Kırım'dır ve Kıbrıs'tır. Ve bu tabloda Amerika Birleşik Devletleri'nin bize karşı tavrını değiştireceğine dair bir umut, bir beklenti var mı? Bunu bütün Türk milletine, uzmanlara, stratejistlere, siyasetçilere, herkese soruyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kürdistan adı altında İsrail'le birlikte ikinci bir İsrail devleti kurma stratejisinin değişeceğine dair bir beklenti var mı? Böyle bir beklenti yok. Amerika'nın Orta Doğu veyahut da Batı Asya stratejisinin odağı Kürdistan'ı kurma planıdır. Sözüm ona Kürdistan, gerçekte ikinci İsrail devletini. Evet, çok ağır darbeler yedi, bu plan bozuldu ama yine hala burada odaklanıyor. Biz bu planı ancak Rusya ittifakıyla bozabiliriz. Türkiye için anahtar değeri olan Türkiye stratejisinde önümüzdeki dönem bize yönelik tehditleri kıracağımız gelişmelerin anahtarı Rusya ile işbirliğidir. Ve Rusya ile işbirliği içinde çok büyük olanaklar var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması Türkiye'nin güvenliğinin bugün odağıdır, en temel meselesidir. Türkiye Devleti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti bağımsız Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti konusunda bir kararlılık ifade ediyorlar. Yani bir bağımsız devletiz. Birleşik Kıbrıs artık arkada kalmıştır, böyle bir ihtimal yoktur. Bunu tespit etmiş durumdalar. Peki o zaman şu soruyu soruyoruz. Madem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bağımsız olacak, o zaman peki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni hangi devletler tanıyacak? Amerika Birleşik Devletleri'nin Kıbrıs'ı tanıma, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıma ihtimali var mı? Yunanistan'ın var mı? Fransa'nın var mı? Almanya'nın var mı? NATO ülkelerinin var mı? Bu soruların cevabı hep olumsuz. Hiç kimse hayal etmiyor. Amerika'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni veya Fransa'nın veya NATO devletlerinin, Yunanistan'ın da diyelim o NATO devletlerinden biri, onların tanıma ihtimali var mı? İşte görüyoruz en son Yunan Dışişleri Bakanı'nın ziyaretinde Yunanistan tamamen sırtını Batı'ya dayamış durumda. Avrupa Birliği'ne ve Amerika Birleşik Devletleri'ne dayamış durumda. O bakımdan Türkiye'nin güvenlik stratejisini gerçekler üzerinde oluşturması lazım. Efendim Ukrayna ile biz iyi dostluk kuracağız falan kuramazsınız. Yani bugünkü hükümetin Ukrayna'ya gösterdiği özeni anlamak mümkün değil. Ukrayna ile Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanları 16 Kasım 2018 günü Amerika'da, Washington'da bir mutabakat kararlaştırdılar. O mutabakatta
Türk akımı ve Kuzey akımı engellenecek diye belirtiliyor. Yani Amerika ile Ukrayna Türk akımını ve Kuzey akımını engelleme kararını dünyaya ilan etti. Tarih 16 Kasım 2018. Dışişleri Bakanlığı sitesinde de 27 Kasım 2018'de bu mutabakat Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlandı. Şu anda da açarsanız o mutabakatı okuyabilirsiniz ve orada Türkiye düşmanlığını da açık bir şekilde görebilirsiniz. O bakımdan Kırım Amerika'nın eline geçerse Türkiye üzerindeki tehditlerin de ağırlaşacağını görüyoruz. Buradan biz bir tek çıkış yolumuz vardır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması ve Kırım'ın da yine tanınması Kıbrıs'la birlikte. Biliyorsunuz Kırım bir referandum yaptı ve Rusya Federasyonu ile birleşti. Ve Rusya Federasyonu içerisinde bugün Kırım toprakları yer alıyor. Ukrayna ile Rusya arasındaki anlaşmazlıkta da Kırım halkı ve oradaki Tatar Türk halkı da Rusya topraklarında bulunmayı istiyor. Oyunu da bu şekilde belirlemiştir. O bakımdan bizim Kırım'la ilgili yanlış bir strateji kurmamızın sonuçları çok ağırdır. Bu Amerika'nın bizi bir anlamda boğma girişimleri için ona bir el uzatmak, ona bir imkan tanımak ve Türkiye'ye yönelik tehditleri ağırlaştırmaktan başka bir anlam taşımıyor. Bu yanlış strateji. Yanlış strateji işte görüyorsunuz Kırım'dan başlayarak bütün Doğu Avrupa, Balkan komşularımız Yunanistan ve Girit Kıbrıs'tan dönüp Suriye'nin kuzeyindeki Amerikan üsleri, Irak'ın kuzeyindeki Amerikan üsleri, hatta Gürcistan ve Ermenistan'ı da buna ekleyelim. Yanlış strateji Türkiye'yi böyle bir tabloyla karşı karşıya bırakıyor. Bu yanlış strateji Vatan Partisi'nin doğru stratejisiyle ve sağlam güvenlikle bozulabilir. Burada ne oluyor? Rusya dostluğu, Abazya dostluğu, Azerbaycan dostluğu, İran dostluğu, Suriye ve Irak'la işbirliği, Mısır'la işbirliği, Libya'yla zaten hükümetimiz arasında çok sıkı, esaslı bağlar gelişiyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması, bu şekilde doğru strateji kurduğumuz zaman Türkiye'nin güvenliğini de sağlamlaştırıyoruz ve aynı zamanda Türkiye'ye yönelik tehditleri de caydırıyoruz. Burada anahtar ülke Rusya'dır. Vatan Partisi Abazya'ya Aralık ayında 2019 yılında ziyarette bulundu ve orada Abazya Cumhurbaşkanı ile buluştuk. Bizimle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurucu Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş'ın gezici büyükelçisi Hüseyin Macit Yusuf da geldi ve hatta Abazya Cumhurbaşkanı ile özel bir görüşme yapmasını da sağladık ve Abazya Cumhurbaşkanı ile görüştük. Ayrıca Vatan Partisi olarak 15 kişilik bir heyetle aynı zamanda Abazya Millet Meclisi ile de bir ortak bildiri imzaladık. Bu ortak bildiride Abazya ve Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'nin tanınması konusunda birlikte çalışacağımızı saptadık. Bu son derece önemli. Bakın Abazya bugün bekliyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret etmek istiyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyacağını zaten bir ortak bildiriyle ilan etti. Abazya demek Rusya demek. Rusya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıma eğilimi içine girdi. Vatan Partisi'nin çalışmaları sonucunda eğer biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir devlettir diyorsa ki devlettir, o zaman bunun gereklerini yapmak zorundayız. Bu yalnız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliği açısından değil, Türkiye'nin güvenliği açısından en temel sorundur ve bu yönde gayret göstermek Türkiye'nin bugün dış politikasında merkezi görevlerden biridir. Ve önümüzde bir tarihi olanak gelmiş durumda. Rusya Federasyonu, Abazya Cumhuriyeti arkasından Azerbaycan derken İran ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, Çin'e kadar uzanan bir ittifak şansı var Türkiye'nin. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıtma şansı var. Vatan Partisi bu konuda
çalışmalarını sürdürüyor. Burada tekrar soruyorum. O batıcılara soruyorum, Atlantikçilere soruyorum. Hadi bakalım Amerika tanır mı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni? Tanıtın, efendinizden rica edin. Elini öpün, ayaklarına kapanın tanıması için. Olumlu bir sonuç alacak mısınız? Hayır, ama Türkiye ile Rusya arasında bu sonucu alacak ilişkileri geliştirme şansı var ve Rusya buna hazır. Abhazya tanımaya şimdiden karar vermiş durumda. Bu aslında Rusya'nın da kararını ifade etmektedir. O bakımdan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıma konusunda Türkiye hükümetinin kararlı bir strateji kurması hayati önemdedir. Bu Amerikan kuşatmasına Türkiye boyun eğerek teslim olarak hiçbir gelecek kuramaz. Ne ekonomisini geliştirebilir, ne güvenliğini sağlayabilir, ne bu başı dik yaşayabilir. Bugün Türkiye ekonomisinin ticaret ortakları bilindiği gibi Rusya, Çin ve Almanya en büyük ticaret ortaklarımız bunlar. Türkiye Avrasya'ya yerleşmiş durumda, ekonomisiyle yerleşmiş durumda, güvenliğiyle yerleşmiş durumda. Toprak bütünlüğü Türkiye'nin Avrasya'da, Asya'da. O bakımdan bunun gereklerini yerine getirmek durumundayız ve buradan hükümeti uyarıyoruz. Bu Ukrayna'yı Rusya düşmanlığında bugün ısrar eden bir Ukrayna'yı açıktan destekler gibi gözüken ifadelerden ve tavırlardan önemli kaçınmak Türkiye'nin geleceği bakımından fevkalade değer taşımaktadır. Hükümetimizin bu konularda dikkatli olması Türkiye'nin geleceği bakımından fevkalade önemlidir. Türkiye doğru bir strateji, güvenliğini sağlayacak ve ekonomik gelişmesini sağlayacak doğru strateji kurma olanaklarına sahiptir. İşte o doğru stratejinin haritası da burada. Ve burada kilit ilk atılacak adım da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasıdır. O zaman Batı'nın Türkiye'ye yönelik bütün tehditleri, komploları bozulacaktır. Ve Türkiye'nin buna gücü vardır. Ve bahsettiğimiz Amerika'nın özellikle bölgemizde yenildiği koşullarda Rusya'yla ve diğer İran'la Astana sürecinde ispatlanmış olan ve aynı zamanda Karabağ'da da ispatlanmış olan modeli geliştirmemiz lazım. Bakın biz tecrübelere dikkat çekiyoruz. İki tane önemli tecrübemiz var. Birisi Irak'ın kuzeyinde güya bir Kürdistan kuruyordu Amerika ve İsrail. Kuramadılar. Nasıl kuramadılar? Türkiye, Rusya, İran, Irak, Suriye birlikte oldular ve bu planı bozdular. Bu bir model oluşturdu. İkinci yaşadığımız çok önemli tecrübe, Türkiye, Azerbaycan, Karabağ'daki vatan toprağımızı Rusya'nın desteğiyle kurtardı. Rusya'nın buradaki olumlu tavrıyla aynı zamanda Ermenistan işgaline son verdik. Demek ki iki tane başarı var. Biri toprak bütünlüğümüz açısından çok önemli. İkinci İsrail Devleti'nin kurulmasını önledik. Rusya işbirliğiyle, bölge ülkeleriyle işbirliğiyle. İkinci önemli başarı da Azerbaycan'ın Karabağ vatan toprağımızı yine Rusya'nın oluruyla ve işbirliğiyle kurtardık. Bunlar önümüze ışık tutan tecrübelerdir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması bunun devamını getirecektir. Ve Türkiye'nin güvenliği böylece sağlam temellere oturtulacaktır. O bakımdan Vatan Partisi'nin kurduğu strateji hayati önemlidir. Türkiye artık bir Asya ülkesidir. Yükselen Asya uygarlığının öncülerinden biridir. Batı uygarlığı inişe geçti. Artık herkes dünyada görüyor. Batı uygarlığı bitti. Yani Batı'nın bireyci, menfaatçi, çıkarcı, özel çıkarcı, benbenci uygarlığının sonuna geldik. Şimdi Asya'dan daha paylaşmacı, kamucu, daha insancıl, humanist bir uygarlık yükseliyor. Koronavirüs tecrübesi de uygarlığın nerede olduğunu, yükselen uygarlığın Asya olduğunu bir kez daha göstermiştir. O liberalizmin humanizmi öldürdüğü bir kez daha ortaya çıktı. Batı ülkelerinde görüyoruz insanlar korona belası karşısında yerlerde sürünüyorlar. Ama
yine bütün başarılar koronavirüse karşı mücadelede de Asya'dadır, Doğu'dadır. Batı'ya bende olarak, Batı'ya teslim olarak, Batı'nın bize dayattığı borç batağında boğularak ulaşamayız. Özgürleşerek Asya'da zincirlerimizi, Atlantik zincirlerini kırarak Asya iklimine yerleşerek çağdaş uygarlık içinde yer alabiliriz ve öncü konumlar paylaşırız. Türkiye'nin önünde bu tür olanaklar vardır. O bakımdan tarihi koşullarda yaşıyoruz ve Türkiye bunu başaracaktır. Vatan Partisi burada kararlılığıyla Türkiye'nin önünü açan ve Türkiye'yi ittifaklar kazandıran siyasetini ısrarlı olarak uygulamaya devam edecek. Basın mensuplarımızı saygıyla selamlıyorum. Bu basın toplantımızı yeni genel sayman vekilimiz Sayın Yıldırım Gençerli ve genel başkan yardımcımız Utku Reyhan'la birlikte yaptık. Kamuoyunu sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Sorularınız varsa buyurun. Efendim ben bir soru sormak istiyorum. Buyurun. Kırım politikası ile Kıbrıs politikası arasında nasıl bir bağ kuruyorsunuz? Bunu biraz açabilir misiniz? Bir de anahtar ülke Rusya dediğiniz şey, ittifakından bulunuyor. Biraz bunu da Doğu Akdeniz denklemede nasıl görüyorsunuz? Bunu da açabilirsiniz. Şimdi Akdeniz, Karadeniz hesaplaşmalarında ve cepheleşmelerinde iki tane kritik yer var. Biri Kırım, biri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Zaten dikkat edersek çelişmelerin odakları da burası. Karadeniz'de çelişmenin odağı Kırım, Doğu Akdeniz'de çelişmenin odağı Kıbrıs. Burada hangi kuvvetler karşı karşıya kalıyor? Karadeniz'de bir tarafta Amerika Birleşik Devletleri var, Ukrayna var. Ukrayna, Karadeniz'deki Yunanistan. Yunanistan'da Akdeniz'deki Ukrayna. Yani ikisi de Amerika'nın kuklası durumunda olan ülkeler. Yani kendi ayakları üzerinde duran ülkeler değil. Tamamen Amerika'ya bel bağlamış olan ve Amerika'nın bölgemizde bile anlamda mızrağının ucu işlevlerini gören ülkeler. Ve onları bizim Amerika'nın elinden kurtarma şansımız yok. Biz ne Yunanistan'ı ve Güney Kıbrıs'ı Amerika'nın elinden kurtarma şansına sahibiz, ne de Ukrayna'yı Amerika'nın elinden kurtarma şansına sahibiz. Ve kendi ülkemize tehdit de nereden geliyor? Amerika'dan geliyor. Hem ekonomimize tehdit oradan geliyor ama daha önemlisi toprak bütünlüğümüze tehdit. PKK'yı destekleyen Amerika, PKK'yı silahlandıran Amerika ve aynı zamanda FETÖ'yü de, Gladius'unu da üzerimize süren, darbe yapmaya kalkan ve Türkiye Devleti'nin içine yuvalanan FETÖ aracılığıyla yine Amerika. Hem içeriden hem dışarıdan Amerikan tehditleriyle karşı karşıyayız. Ve Amerika'nın bu tehditlerinin önümüzdeki stratejik dönemde değişeceğine dair en küçük bir belirti yok. Değişmeyeceği çok açık. Dolayısıyla bizim Kıbrıs ve Kırım politikalarımız, güvenlik politikalarımızın merkezinde olması lazım. Kırım'da da Kıbrıs'ta da Amerika tehditlerini yoğunlaştıracak süreçlere karşı durmamız lazım. Burada kimle beraberiz? Kırım'da Rusya ile beraberiz. Ondan sonra ve Kırım halkıyla, Kırım Tatarlarıyla, Kırım Türkleriyle beraberiz. Kırım Tatarları ve Türkleri de Ukrayna'da olmak istemiyorlar. Rusya Federasyonu'nda yer almak istiyorlar. Çünkü Ukrayna küçük bir devlet ve Amerika'nın güdümünde. Rusya ise Asya cephesinde olan ve yükselen Asya uygarlığının devleti ve imparatorluk gelenekleri var. Ve aynı zamanda Sovyetler Birliği'nden kalan önemli miraslar var. Bunlar aynı zamanda Kırım Tatarları, Türkler ve Müslümanlar için de daha elverişli koşulları ifade ediyor. Ve Kırım Tatarları Rusya'daki diğer Müslüman ve Türk halklarıyla beraber olmak istiyor. Ukrayna'da olduğu zaman yalnız ve Amerikan güdümünde olan bir ülke ve küçük bir ülke. O küçük ülkelerde milli baskılar ve eziyetler daha ağır oluyor. Onları görmemiz lazım. O bakımdan tercihlerin Rusya'dan yana olması şaşılacak bir şey değil. Kıbrıs'a geçtiğimiz zaman da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yok etmek istiyorlar çok açık bir şekilde. Türk ordusunu oradan atmak istiyorlar ve Birleşik Kıbrıs adı altında tekrar Kıbrıs Türk toplumunu
şey yapmak, el altında tutmak ve egemenlikleri altında boğmak istiyorlar. Dolayısıyla Akdeniz'de de, Doğu Akdeniz'de de biz Amerika Birleşik Devletleri ile cephe cepheye gelmiş durumdayız. O zaman kuracağımız strateji çok açık. Verili zaten. Yani burada başka bir strateji kurma ihtimali bulunmuyor. Nedir kuracağımız strateji? Amerika ve İsrail merkezli tehditlere karşı bu tehditlerle aynı zamanda cephe cepheye gelen diğer ülkelerle, yani Rusya'yla, İran'la, Irak'la, Suriye'yle, efendim Libya'yla, Mısır'la, Lübnan'la, Azerbaycan'la tabii, bu bütün bu ülkelerle birlikte bir güvenlik sistemi kurmak. Zaten biz bunu kurmaya başladık. Hem biraz evvel söylediğim gibi Irak'ın kuzeyinde Amerika ve İsrail'in kurmak istediği ikinci İsrail'i bozarken bu güvenlik sistemi devreye girdi. Hem de Karabağ'ı nasıl kurtardık? Amerika ile mi kurtardık? Amerika mı bize yardım etti Karabağ'ı kurtarırken? Tam tersine Amerika Ermenistan işgalinin arkasındaydı. Avrupa'da Ermenistan işgalini destekliyordu. Bize orada yardımcı olan hangi ülkedir? Rusya'dır. Çünkü onun da menfaati Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı. Dolayısıyla bizim bu haritalarda da görüleceği üzere ta Karadeniz'in kuzeyinden Akdeniz, Ege ve Akdeniz'e geçelim. Suriye kuzeyi, Irak'ın kuzeyinden İran Hürmüz Boğazı'na kadar uzanan tek bir cephe var. Ve bu cephenin her parçasında karşı karşıya olan kuvvetler belli. Yani bir parçada Amerika ile beraberiz, bir parçada Rusya ile beraberiz. Böyle bir saçmalık yok. Böyle bir şey yok. Bu Amerikan taraftarlarının Türkiye'de yaymaya çalıştığı parçalı strateji. Daha doğrusu stratejiden vazgeçmek. Bu bakımdan tekrar belirtirsek, bugün sizin de belirttiğiniz gibi iki tane önemli odak var. Biri Kırım, biri Kıbrıs ve bu ikisi arasında çok sıkı bağlantı var. Çünkü bu ikisinde cepheleşme yoğun. Yani en kritik alanlar bütün bu saydığımız bütünsel cephede biri Kırım, biri Kıbrıs. Burada da Türkiye'nin elinde büyük olanaklar var. Bakın ne diyoruz? Abhazya tanımaya hazır, Rusya arkasından geliyor, Azerbaycan, Orta Asya Cumhuriyetleri, İran, bunlar da gelecek. Çin'e kadar uzanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıtma olanakları var. Başka soru var mı arkadaşlar? Peki, başka soru yoksa teşekkür ederiz katıldığınız için. Harçalar gelin, ikisini bir de sağ bir sol. Evet, Vatan Partisi Genel Başkanı Sayın Doğu Perinçek dış politikaya yönelik açıklamalar yaptı. Basın açıklamasından detayları aktaralım. Yanlış strateji ve yükselen tehdit başlıklıydı açıklaması. Bir haritayla anlattı aslında tüm bu yaşanan gelişmeleri birinci ve ikinci haritaya yönelik notlarımızda var. Türkiye Amerikan kuşatması altında dedi. Amerika her yerde üstlenmiş durumda. Kırım'da da Amerika olursa Türkiye'nin kuşatmasının ne kadar ciddi hale geldiğini görebilirsiniz dedi. Türkiye stratejisinde bize dönük tehditlerden kırılmalar olması için anahtar Rusya'yla anlaşmaktır açıklamasını yaptı Sayın Perinçek. Kırım'ın tanınması ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasının önemini anlattı Sayın Perinçek. Ve kısa bir reklam aramız var. Ayrıntıları aktarmaya devam edeceğiz. Reklamların ardından gün ortası devam edecek. Gün ortası devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşuyor. Dinleyelim. Bu salgını en az hasarla atlatması bizim ortak hedefimizdir. Ve dedi ki yine israftan vazgeçin, tasarruf yapın, herkes fedakarlıkta bulunuyor, sizler de fedakarlıkta bulunun, toplumun her kesimi bu fedakarlığı yerine getirsin. Herkes fedakarlık yaptı. Kahvecisi, evet. Simitçisi, evet. Manavı, evet. Pastacısı, evet.
Taksicisi evet, kantincisi evet, servisçisi evet. Herkes üzerine düşeni yaptı. Ama üzülerek ifade edeyim, sarayda oturanlar üzerine düşeni yapmadılar. Üzerlerine düşeni görmezden geldiler. Yapmadılar. Kibirle bir devlet yönetilmez. Geçen hafta da söyledim. Kibirle bir devlet yönetilmez. Ben her şeyin üstündeyim anlayışıyla bir devlet yönetilmez. Devleti yönetenlerin mütevazı olması gerekir. Devleti yönetenlerin topluma örnek olması gerekir. Devleti yönetenlerin toplumun sorunlarına kilitlenmesi gerekir. Devleti yönetenlerin var olan sorunları nasıl çözeriz diye düşünmesi gerekir. Ama bunlar bunu yapmadılar. Bu dönemde toplumun esnaf kesimi, turizmci kesimi her türlü fedakarlığı yaptı. Sarayda oturanlar ve onların beslemeleri hiçbir fedakarlık yapmadılar. Dövizi olanlar daha fazla kazandılar. Döviz de, devlet dövizle borçlandı. Dövizle borçlananlar daha zengin oldu. Ve çıktılar bir süre sonra devlete faiziyle en yüksek faize borç vermeye başladılar. Bir değil aynı anda iki vurgunu yaptılar. Esnafa ne verildi? Çiftçiye ne verildi? Emekliye ne verildi? Taksiciye ne verildi? Biner lira, üç ay. E peki bu insanların çoluk çocuğu vardı. Nasıl geçinecek? Bunları da söyledik. Her birisini tek tek söyledik değerli arkadaşlar. Biz fedakarlığı toplumun her kesimi yapsın dedik. Sarayın beslemeleri o fedakarlığın tamamen dışında kaldılar. Efendim bakın ben size örnek vereyim. Havaalanlarını yapanlar, köprüleri yapanlar yani dolarla, yolları yapanlar, dolarla aylıklarını, dolarla gelirlerini garanti altına alanlar, yol geçerken dolar garantisi olanlar, bunlar hangi fedakarlığı yaptı? Bu soruyu iktidara sormuyorum. Bu soruyu esnafa sormuyorum. Çiftçiye sormuyorum. Emekliye sormuyorum. Bu soruyu geçen seçimlerde AK Parti'ye ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren vatandaşlarıma soruyorum. Siz her türlü fedakarlığı yaptınız. Maske takmadınız ceza geldi. Efendim usulüne uygun takmadınız yine ceza geldi. Bu beyler ne yaptı? Milyarları aldılar ne yaptılar? Hangi fedakarlığı yaptılar bunlar? Burada hiçbir şey yok. Ve hepimizin düşünmesi lazım. AK Parti'ye oy veren kardeşlerimin de çok iyi düşünmesi lazım. Sen fedakarlık yapıyorsun, oy verdiğin insanlar fedakarlık yapmıyor. Sen mütevazi yaşamaya çalışıyorsun, onlar kibir abidesi olarak saraylarında oturuyorlar. Buna izin vermemek gerekiyor değerli arkadaşlar. İsraftan kaçının dedik. Sanki uçaklar yetmiyor, arabalar yetmiyor. Bir de gidip 52 milyon muydu? Yani eski parayla 52 milyar mı ediyor? Ya da 52 trilyon. 3 tane Mercedes daha alıyorsun. Ya neyinize yetmiyor Allah aşkına ya? Neyinize yetmiyor sesini? Değerli arkadaşlarım. Söyledim bir daha söylüyorum. Bu kamu özel işbirliği milleti ilikleri ne kadar sömürüyor? Allah'ın izniyle iktidar olduğumuzda ilk yapacağımız iş bunların tamamını kamulaştırmaktır. Tamamını. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını sonuna kadar savunacağız. Bakın bugün doğan çocuğun evladını bile ileride evladı olacak, evlenecek, onun bile evladına yük getiriyorlar. 20 yıl, 30 yıl. Yazık günah değil mi ya bu memlekete? Bu memleket bu kadar sahipsiz mi? Onları kamulaştıracağız. Al paranı kardeşim diyeceğiz. Önce maliyetlerini hesaplayacağız. Doğru maliyetleri hesaplayacağız. Makul karı vereceğiz, hepsini kamulaştıracağız. Vatandaşlarımız o köprülerden, o yollardan, havaalanlarından onların istediği parayı ödemeden geçecekler.
Devletin soyulmasına izin vermeyeceğiz değerli arkadaşlarım. Değerli arkadaşlarım, dedim ki devleti yönetenlerin örnek olması lazım. Peki değerli arkadaşlarım, devleti yöneten nasıl örnek olacak? Genelge çıkarıyorsun. İllerde barolar kongre yapmayacak. Güzel, yapmadılar. Ama sen kongre yapıyorsun. Üstelik bir de övünüyorsun. Salon lebalep doldu diye. İnsanlar maskesiz orada, bir de bununla övünüyorsun. Efendim barolar kendi genel kurullarını yapmayacak. Niçin? Covid-19 var. E kendin genel kongreni yapıyorsun. Üstelik insanlar sırt sırta. Ve değerli arkadaşlarım, dün 341 vatandaşımız hayatını kaybetti. 341 vatandaşımız hayatını kaybetti. Covid-19 dolayısıyla. Sorumlusu kim? Bu soruyu yine geçen seçimlerde AK Parti'ye oy veren, Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren kardeşlerime soruyorum. Bir günde 341 kişi Covid-19'dan, bu da resmi rakam, hayatını kaybetti. O kongreleri yapanların vebali yok mu? Günahı yok mu? O insanlar sokağa çıktılar. Binlerce insan Covid oldu. Binlerce insan. Yoğun bakımlarda yer yok. Torpiliniz varsa yer bulabiliyorsunuz. Peki değerli arkadaşlar, ülkeyi bu hale getirenin sorumluluğu yok mu? Hala onu oy vermeye, hala onu düşünüp onun partisine oy vermeye devam edecek miyiz? Memleketi bu hale getirenden, ya arkadaş sen memleketi nasıl bu hale getirdin diye sormayacak mıyız? Sormamız gerekiyor. İsraf merkezi oldu. Devam ediyorlar. Türkiye'nin itibarını sıfırladılar. Böyle bir tablo olduğu zaman Türkiye'ye turist gelir mi Allah aşkına? Bakınız. Şu tablo değerli arkadaşlar. Bizim değil, yabancıların hazırladığı tablo. Dünyadaki Covid-19 salgınının boyutlarını gösteriyorlar. Türkiye burada. Şubat'ta yükselmeye başlamış. Zaten Mart-Nisan derken en yüksek noktaya gelmiş. Peki değerli arkadaşlar, bu ülkeyi yöneten hükümet bunun sorumlusu değil mi? Erdoğan bunun sorumlusu değil mi? Diyoruz ki bilim kurulu var. Geçiniz. Bilim kurulunun ne dediğini bilen var mı? Ne söylediğini bilen var mı? Neyi önerdiğini bilen var mı? Hiç kimse bilmiyor. Ve öyle bir noktaya geldik ki Sağlık Bakanı açıklama yapıyor. 48 milyon sorumludur bundan diyor. Biz yaptık diyor. 84 milyon. 84 milyon sorumludur diyor bundan. E değerli arkadaşlarım, bunlar devleti falan yönetmiyorlar. Keyfi bir yönetim var. İnsanlar hayatlarını kaybediyor. Bunlar sadece seyrediyorlar. Önlem aldık diyorlar. Hangi önlemi aldınız? Milleti perişan ettiniz. Kahvede 4 kişi kağıt oynarsa ceza yazıyorsunuz. 10 binleri topluyorsunuz. Onlar orada eylem yapıyorsunuz. Kongre yapıyorsunuz. Değerli arkadaşlarım, bunların hesabını bir şekliyle soracağız. Değerli arkadaşlar, esnafı bitirdiler. Turizmciyi de bitiriyorlar. Bu tablo Türkiye'ye turistin gelmesini engelliyor. Turist gelmiyor. Bu kadar yoğun virüsün dolaştığı bir coğrafyaya yabancılar niye gelsin? Turistler niye gelsin? Değerli arkadaşlarım, oysa turizm bizim için çok ama çok önemli. Bacasız sanayi diyoruz. Hava kirliliği yok.
gayet güzel bir atmosferimiz var. Ve bu atmosfer içinde insanlar huzur içinde gelip Türkiye'de gelip Türkiye'de dinlenmek istiyorlar. Ama hükümet izin vermiyor. Böyle bir tablo var. Değerli arkadaşlar, cari açığı kapatan turizm, pek çok alana baktığınız zaman turizm sektörü 54 farklı alana katkı veriyor. 54 farklı alana. Değerli arkadaşlarım, kısa çalışma ödeneğinin kaldırılması burada en büyük sorun olarak karşımıza çıkıyor. Kısa çalışma ödeneğinin tekrar gelmesi lazım. Türkiye Odalar Borsalar Birliği bunu istiyor. Ankara Ticaret Odası istiyor. İstanbul Ticaret Odası istiyor. İstanbul Sanayi Odası istiyor. Ege Sanayi Bölgesi istiyor. Konya, Van, Sivas, Samsun, Antalya Ticaret ve Sanayi Odaları bunu istiyor. Evet arkadaşlar. Biraz daha dinleyeceksiniz beni böyle. Turizm sektörü bu pozisyondayken değerli arkadaşlarım ve siz kısa çalışma ödeneğini kaldırırken toplumun gözünden kaçan bir şey yaptılar. Bankalardaki mevduat faizine uygulanan stopajı düşürdüler. Kısa çalışma ödeneğinden kaç kişi yaralanıyordu? 1.139.000 kişi. 1.139.000 kişiyi işsizlik tehlikesiyle karşı karşıya getirdiler. Peki bankada mevduat olanlar? Bakın 6 aya kadar olan hesaplar için %15'ten %5'e düşürdüler. 1 yıla kadar olan vadeli hesapları 12'den 3'e düşürdüler. 1 yıldan uzun vadeli mevduat hesaplarındaki faiz oranını %10'dan sıfırladılar. Peki bu para nereye gidiyor aldıkları stopaj? Vergi olarak bütçeye gidiyordu. Peki işçi için ödenen kısa çalışma ödeneği nereden karşılanıyordu? İşçinin kumbarasından, işsizlik sigortası fonundan. Bunu iyi gösteriyor. Hükümet rantiye sınıfına çalışıyor. İşçiye değil, emekliye değil, memura değil, çiftçiye değil, rantiye sınıfına çalışıyor. Ve bu gerçeği herkesin bilmesini isterim. Bir şey daha. Bankalarda 1 milyonun üzerinde hesabı olan, mevduat hesabı olanların sayısı 283 bin kişi. 283 bin kişinin mevduat faizini sıfırladılar. Sen devlete vergi ödemeyebilirsin diyorlar. Ama bunun yanında 1 milyon 300 bin kişi olan kısa çalışma ödeneğinden yaralanan kişiye de parayı vermediler. Bu rakamları bütün arkadaşlarımın her yerde anlatmasını istiyorum. Bu iktidar, soygun düzenini teşvik eden bu iktidar halk için çalışmıyor. Vatandaş için çalışmıyor. İşçi için çalışmıyor. Emekli için çalışmıyor. Rantiye için çalışıyor. Değerli arkadaşlarım, turizm. Yine de ben Erdoğan'a bir öneride bulunmak isterim. Ülkesini seven, insanını seven, bayrağını seven birisi olarak öneride bulunmak isterim. Kardeşim, turizmcileri çağır, davet et. Sizin sorununuz nedir diye dinle. Onların çözüm önerileri nedir diye dinle ve gereğini yap. Ben yine sana rakam vereyim. 2020 yılında turizm sektörüne hangi ülke ne kadar hibe verdi? Hibe diyorum bakın, kredi değil. Hibe verdi. Fransa, cirosunun %50'sini kaybeden her bir turizmciye 10 bin euro verdi. Her birisine tek tek. İtalya, turizm sektörüne 2 milyar euro para ayırdı. İspanya 300 milyon euro para ayırdı.
Yunanistan 330 milyon avro para ayırdı. Diyorlardı ya Yunanistan battı. Türkiye sıfır. Sıfır. Hibe olarak sıfır. 2021 bütçesi, bu söylediğim 2020. 2021 bütçesine de ödenek koydular. İspanya 11 milyar avro koydu. Yunanistan 7,5 milyar avro koydu. Türkiye sıfır. Oysa bu turizm sektörü Türkiye için çok önemli. Gelen her turist tarım sektörüne destek veriyor. Sanayi sektörüne destek veriyor. İşsizliğe işçiye destek veriyor, istihdam yaratıyor. Ve Türkiye buradan büyük emek harcamadan dolarlar kazanıyor. Cari açığı kapatıyorsunuz. Ama turizme düşman olanlar böyle bir tabloyu önümüze koyuyorlar. Değerli arkadaşlarım, iktidarın rantiye çalıştığını söyledim. Yandaşlara çalıştığını söyledim. Balık baştan kokar. Bunu atalarımız da söylüyorlar. Oda TV diye bir internet sitemiz var. Hala kapalı. Ama bu internet sitesi teknolojinin verdiği olanaklarla yayınını sürdürüyor. Burada Can Özçelik imzasıyla bir haber yayınlandı. Ticaret Bakanı ve kocası ikisi şirket kurmuşlar. Dezenfektan üretiyorlar. Kime satıyorlar? Bakanlığına, kendi bakanlığına satıyor. Allah aşkına ya. Ne hale geldiğimizi görüyor musunuz? Bakan ol, şirketim var. Sürekli şirketinde mal al. Sonra bunu ahlak diye millete sat. Sonra bunu milletin önünde söylenecek tek kelime etmeyeceksin. Tek kelime söylemeyeceksin. Değerli arkadaşlarım, AK Parti'ye oy veren değerli kardeşlerim, bakın Türkiye nasıl yönetiliyor? Kimlere hangi imkanlar sağlanıyor? Bakanlık koltuğunda oturacaksın, şirketin olacak, dezenfektan üreteceksin ve bakanlık onu satın alacak. Ve sen bu haber çıktıktan sonra çıkıp tek kelime bile etmeyeceksin. Tek kelime bile. Bir yolsuzluklar ülkesi oldu Türkiye. E peki bu bakan niye sesini çıkarmıyor? Şunun için. E yukarıdaki örnek alıyorum diyor ben. Herkes bunu yapıyor diyor. E gençler de pudra şekeriyle idare ediyorlar. E hepimiz malı götürüyoruz diyor. Vatandaş da seyrediyor diyor. Sözüm söz, sizin burnunuzdan fitil fitil getirecek. Fitil fitil. İlk yapacağımız iş parlamentoya siyasi ahlak kanunu getireceğiz. Milletin takdiriyle sandık gelecek. Allah'ın izniyle iktidar olacağız. İlk yapacağımız iş siyasi ahlak kanunu bu meclise getirmek olacak. Değerli arkadaşlarım, hepinizin çok iyi bildiği bir 128 milyar dolar olayımız var. Anaokuluna yeni başlayan bir çocuğun anlayacağı dille 5 tane soru sordum. Anaokuluna yeni başlayan çocuğun anlayacağı dille 5 tane soru sordum. Üstelik bir değil, haftalardır soruyorum. Arkadaş, 128 milyar doları hangi yöntemle sattın sen? Bunu benim bilmeye ihtiyacım var. Türkiye'nin hakkını savunuyorum. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını savunuyorum. Bu satışı hangi tarihlerde yaptın? Bir günde yapmadın, bir yılda da yapmadın. 128 milyar doları hangi tarihlerde ne kadar sattın? Hangi kurdan sattın? Bunu da ben öğrenmek istiyorum. Bunun da cevabı yok şu ana kadar. Bu ticaretin alıcıları kim? Kimler aldı bunu? Bunu da bilmiyoruz. Ve bu satış işleminin altında kimlerin imzası var? Anaokuluna yeni başlayan çocuk bu soruları anlar. Yani soru sorduğumuzu anlar. E 83 milyon vatandaşımız da bunu biliyor. Soruları sorduk. Cevap yok. Bir daha sorduk.
cevap yok. Bir daha sorduk, cevap yok. Bizi tatmin eden cevap yok. Ne yapalım dedik? İl ve ilçe başkanlarımız assınlar kendi bulundukları binalara, afişleri assınlar. Artı billboardlara para ödedik, kiraladık billboardları, oraya yapıştıralım dedik. Vatandaş da sorsun, bu 128 milyar dolar nerede? Büyük para çünkü. Değerli arkadaşlarım, 128 milyar doların nereye gittiğini şu ana kadar bilmiyoruz. Açıklamalar yapılıyor mu? Evet, açıklamalar yapılıyor. Ama birinci sorunun cevabını aldık. Bu satış hangi yöntemle yapıldı? Şimdiki Merkez Bankası Başkanı çıktı, bir açıklama yaptı. 21 Şubat 2017 tarihi itibariyle Hazine Müsteşarlığı ile Merkez Bankası arasında bir protokol yapıldı ve o protokole göre satıldı dedi. Birinci sorunun cevabı bu. Bu protokolü dayandırdıkları kanun var. Onu da açıkladı. Ama o kanunun ikinci maddesi, 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri hakkındaki kanun ikinci maddesi 2018 yılında 703 sayılı kanun hükmünde kararnameyle iptal edildi. İptal edildi ama satışlar devam ediyor. Öyle tahmin ediyoruz. Bilmiyoruz. Yani protokol şu anda kanunsuz bir protokol. Yasal tabanı, yasal dayanağı olmayan bir protokol. E bakıyoruz Merkez Bankası kanununa. Hala yürürlükte. Diyor ki ülke, yani Türkiye, altın ve döviz rezervlerinin yönetimine ilişkin usul ve esasların tespitiyle gerekli düzenlemeleri yapmaya Merkez Bankası Banka Meclisi görev ve yetkilidir diyor. Burası yok. Merkez Bankası bu işin içinde yok. Değerli arkadaşlarım, devam ediyorum. Billboardları astık. Panolar zaten kimse korkudan yayınlamadı. Billboardlara kimse cesaret edip bizim para verdiğimiz halde ilanı yayınlamadılar. Polisler geldiler. Neydi, vinçlerle mi? Vinçlerle geldiler. Çıktılar, bizim afişleri indirdiler değerli arkadaşlarım. Polisler, valiler, savcılar, hakimler seferber oldular. Aklın alacağı bir şey değil. Bir de diyorlar ülkede demokrasi var. Hani kimseye hakaret etsek alabilirsin. Yanlış bir şey söylesek alabilirsin. Soru soruyoruz. 128 milyar nerede diye. Gayet basit bir soru soruyoruz. Neden indiriyorlar? Korkuyorlar. Neden indiriyorlar? Millet öğrenmesin diye. Neden indiriyorlar? Çünkü hesabını veremiyorlar. Değerli arkadaşlarım, yine sormaya devam edeceğiz. Anayasa Mahkemesi'nin bir kararı var. Bunu da bu kararların altına imza atan savcılar ve hakimler, sözde savcılar ve hakimler duysunlar diye söylüyorum. 26 Mart 2020, yani geçen yıl, bir siyasi parti binasına asılan pankartın indirilmesi nedeniyle ifade özgürlüğünün ihlal edilmesi. Karar almış. Anayasa Mahkemesi'nin internet sitesine girdiğinizde basın açıklamaları da bunu görürsünüz orada zaten. Burada diyor ifade özgürlüğünü sen ihlal ediyorsun diyor. Söylediği ne biliyor musunuz? Onu da söyleyeyim değerli arkadaşlar. Söylediği katil, hırsız, AKP diye yazmışlar. Bunu indiremezsin diyor. İfade özgürlüğüne aykırıdır diyor. Bu lafa bu Anayasa Mahkemesi, hayır sen ifade özgürlüğünü siyasetçi en sert eleştirilere tahammül etmek zorundadır diyor. Bunu bile kaldıramazsın diyor. Biz 128 milyar nerede diyoruz, kaldırıyorlar. Bu ne demektir? Yargı da askıya alındı. Yargı da askıya alındı. Savcılıklar da askıya alındı. Ben bu milletin fakir fukaranın hakkını savunmayacaksam neden siyaset yapıyorum?
Biz neden siyaset yapıyoruz? Değerli arkadaşlar, sorduk soruları. Her bir kafadan ayrı cevap. Okuyayım size, biraz da gülelim. Erdoğan, salgın bahanesiyle finansal dalga yaratmak isteyenlere fırsat vermemek için kullandık diyor. 128 milyarı salgın dolayısıyla kullandık diyor. Yine Erdoğan, bu para Merkez Bankası'nda kaybolan bir şey yok diyor. Para diyor Merkez Bankası'nda kaybolan bir şey yok diyor. Yiğit Bulut, Cumhurbaşkanı'nın danışmanı, jöleli arkadaşımız. Türkiye'nin hiçbir zaman satılabilir rezervi olmadı diyor. Birisi diyor kasada, birisi diyor yok böyle bir şey. Yine aynı kişi diyor ki efendim salgın döneminde kullandık diyor. Hangisi doğru? Nurettin Canikli, 75 milyar doların Türkiye'deki yerleşik gerçek ve tüzel kişiler satın almışlar. 75 milyar doları gerçek ve tüzel kişiler almışlar. Yani hane halklarının evinde diyor. E şimdi ben soruyorum. Taksiciye, garibana, simitçiye, sanayiciye, Allah aşkına bu 75 milyar dolardan siz bir para aldınız mı? Yine devam ediyor Nurettin Canikli. Sonuç itibariyle her şey açık ve net. 128 milyar dolar burada, sizin aklınız nerede diyor. Hamza Dağ, AK Parti tanıtım ve medya başkanı, o da açıklama yapmış. 128 milyar dolar kasada diyor. Ama Merkez Bankası'nın internet sitesine bakıyorsunuz, yok böyle bir para. Yok böyle bir para. Merkez Bankası mı doğruyu söylüyor, Hamza Dağ mı doğruyu söylüyor? Malı götürmüşler, milleti kandıracaklar. Yer miyiz biz bunu? Yemeyiz, yemeyiz, yemeyiz. Cemil Ertem, bu da Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanı. 128 milyar dolar hesabını nasıl yaptıklarını bilmiyorum. Ve bu hesaba ulaşamıyorum. Sen zaten ulaşamazsın. Senin dünyadan haberin yok zaten. Adam malı götürmüş, hesabı bilemiyorum diyor. Sen hesap bilmiyorsan ne arıyorsun Cumhurbaşkanlığında? Çünkü yağdanlık arıyor Erdoğan kendisine. Her söylediğini onaylayacak kişiler arıyor. Açıklama yaptıkça batıyorlar. Mahir Ünal, onun da zaten dolardan hiç haberi yok. O 128 milyar nerede diye soruyorlar, lira. O da liraya takmış kafayı. Millet dolar soruyor, hala haberi bile yok onun. Bülent Turan, AK Parti Grup Başkan Vekili. Siyasette ne seviye ne de nezaket bıraktılar. Tartışmalar, eylemler, afişler bunun bir göstergesi diyor. Ya soru sormak ne zamandan beri seviyesizlik, nezaketsizlik oldu? Fakirin fukaranın hakkını sormak ne zamandan beri böyle oldu? Ve Lütfü Elvan açıklama yaptı. Dündü galiba, dün. Diyor ki, ne kadarlık döviz alım satımı gerçekleştirilmiş, hepsini görebilme imkanımız var diyor. Yani öncelikle 128 milyar doların satıldığını Hazine ve Maliye Bakanı kabul ediyor. Tamamen açık ve şeffaf diyor. Vallahi bilmiyoruz. Açık ve şeffafsa hadi bana söylemiyorsun, ekonomi yazarlarına söyle. Hadi bana söylemiyorsun, Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanına söyle. Senin yandaşın, ona söyle parayı şuraya harcadık diye. Devam ediyor. Bilgi kirliliğinin ortadan kaldırılması açısından bu verilerin yayınlanmasında fayda görüyorum diyor. Tabii takdir Merkez Bankası'nın. Beyefendi, takdir Merkez Bankası'nın da, siz Merkez Bankası'na bir şey bırakmadınız ki. Parayı, açıklama yapıyor Lütfü Elvan. Parayı Merkez Bankası satmadı ki. Satılan dövizler hazinenin Merkez Bankası'ndaki dövizleridir. Bir muhabir banka tarafından hazine adına piyasada satılmıştır. Hazine adına satılmışsa, hazine satmışsa, sen de Hazine ve Maliye Bakanısın kardeşim, sen açıkla. O da açıklayamıyor. Bu ne yapıyor? Kendisini kurtarmaya çalışıyor. Benim dönemde olmadı diyor bunlar. Ben bunu yapmadım diyor. Merkez Bankası açıklasın diyor bunu. Protokole göre hazine yapmış bu işi. Merkez Bankası neden bundan kaçtı?
Çünkü Merkez Bankası suça ortak olmak istemedi. Alın kardeşim dedi. Bir protokol yapalım dedi. Parayı size verelim dedi. Ne yapıyorsanız yapın, bizi bulaştırmayın dedi. İşin Türkçesi budur. O nedenle çuvallıyorlar. O nedenle açıklama yapamıyorlar. O nedenle yaptıkları açıklamaların tamamı tutarsız. Ve o nedenle geçen hafta çarşamba günü bu soruya cevap bekler benden kamuoyu diye Erdoğan grup toplantısı yapamadı. Değerli arkadaşlarım, soruyu sormak bizim görevimizdir. Vatandaşın hakkını, hukukunu aramak bizim görevimizdir. Biz bunu bir namus borcu olarak görürüz. Yediğimiz her lokmanın helal olması için ben ve biz ve bizler ve 83 milyon bu soruyu sormak zorundadır. Ve onlar da cevap vermek zorundadır. Araştırma yapmışlar. 128 milyar nerede sorusunu nasıl cevap verirdiniz diye vatandaşlara soruyor bir şirket. Araştırma şirketi. Birinci seçenek. Muhalefetin bu soruyu sormasını engellerdim. Buna destek verenlerin oranı %6.2. %6.2 diyor ki ben bu soruyu asla sordurmazdım. Yasaklardım bu soruyu sormayı. İkinci seçenek. Muhalefetin bu sorusuna yanıt vermezdim diyor. Hiç gündeme ne söylerler söylesinler asla cevap vermezdim diyor. Üçüncü seçenek, şeffaf bir iktidar olmanın gereği olarak cevap verirdim diyor. Paranın nerelere harcandığını şeffaf bir iktidarın gereği olarak cevap verirdim. Oran kaç? %82.8. %82.8. AK Parti seçmeninin %71.2'si cevap verin diyor. %71.2'si. MHP seçmeninin %86.1'i evet bu soruya cevap verilmesi lazım diyor. Değerli arkadaşlarım, ülke çok sancılı bir dönemden geçiyor. Hepimiz bunu biliyoruz. Ekonomi ne yazık ki çöktü. Yönetemiyorlar. Patates için, dağıtılan patates için insanlar kavga ediyor. Değerli arkadaşlarım, birbirlerini eziyorlar bir çuval patates alabilmek için. 21. yüzyılın Türkiye'sinden söz ediyorum ben. 21. yüzyılın Türkiye'si. Patates için, patates almak için insanlar birbirini eziyor. Yardım gelecek haberi çıkıyor. İnsanlar koşa koşa gidiyorlar. Saatlerce bekliyorlar yardım dağıtılacak mı diye. Beyefendi öyle bir yerde oturuyor ki onları görmüyor. Vatandaşı görmüyor. Vatandaşa yalan söylüyor. Uzaya gideceğiz, aya gideceğiz beyler. Meraklanmayın diyor. Sen aya gideceğine otur vatandaşım bir karnını doyur kardeşim. Karnını doyur. Bu ülkede görülmemiş bir şekilde, bir daha söylüyorum, görülmemiş bir şekilde 128 milyar dolar arka kapıdan birilerine peşkeş çekildi. 128 milyar dolar. Arka kapıdan. Merkez Bankası devre dışı bırakılarak. Değerli arkadaşlarım, kime sattıkları belli değil. Kaça sattıkları belli değil. Hangi kur üzerinden sattıkları belli değil. Arka kapıdan kodamanlara sattılar. Kim aldı bunları? Efendim halka verdik, hanelerdedir. Canikli diyor ya. Kardeşim, halka soruyorum. Çiftçiye sordum. Emekliye sordum. Taksiciye sordum. Sanayiciye sordum. Kobiciye sordum. Sormadığım adam kalmadı. Ya aldınız mı? Vallahi billahi almadık diyorlar. Arka kapıdan veriyorsan zaten bunlara vermezsin. Niye arka kapıdan verirsin? Yandaşına vermek için. Bunu yaptılar mı? Evet yaptılar. Değerli arkadaşlarım. Eğer vatandaşlardan birisi ben aldım diyorsa çıkıp şunu söylesin. Allah razı olsun. 128 milyar dolardan ben de bir miktar para aldım desin. Ben de göreyim, tanıyayım o kişiyi.
toplumun önüne çıkan bir kişi bile yok. Bir kişi bile yok. Değerli arkadaşlarım, arka kapıdan kime sattılar? Kodamanlara sattılar. Buradan Allah şahittir, milletime söz veriyorum. Milletime söz veriyorum. Sandık gelecek, iktidar olacağız. O kodamanların burnundan 128 milyar doları fitil fitil soracağım hesabını ve fitil fitil hesabını soracağım. Burunlarından getireceğim. 128 milyar dolar kimindir? Bu da önemli bir soru. Kimin para? Kimin parası bu? 128 milyar dolar Merkez Bankası'nın kasasında olan 128 milyar dolar bugün değil, geçmişte olan ve bugün de yok olan bu para kimin parasıdır? Markette alarm takılan, bebek mamasını alamayan annenin parasıdır bu. 128 milyar dolar markette alarm takıldığı için çocuğuna mama alamayan annenin parasıdır bu para. 128 milyar dolar dükkanını kapatıp ceketini alıp evine mahcup bir şekilde giden esnafın parasıdır bu para. 128 milyar dolar kimin parası? Yıllarını, emeğini verdiği dükkanı kapatan vatandaşın parasıdır. Lokantada çalışan işçinin parasıdır. 128 milyar dolar bunların parasıydı. Sadece bunların mı? Hayır. Salgın koşullarında, fabrikalarda ve inşaatlarda alın teriyle çalışan işçilerin parasıdır. 128 milyar dolar kimin parasıdır? Her türlü engellemeye rağmen toprağı işleyen, üreten, karnımızın doymasına katkı veren çiftçinin parasıdır. 128 milyar dolar. 128 milyar dolar evinde ailesini, sevdiklerini bırakıp bir kişiyi daha kurtarabilirim diye, kurtarabilir miyim diye çalışan, çaba harcayan sağlıkçıların parasıdır. 128 milyar dolar hakkı verilmeyen polislerin parasıdır. Bunu sormayın diyorlar. Nereden çıktı bu diyorlar. O zaman bir siyaseti bırakalım. Erdoğan'ın buna oturup makul bir cevap vermesi lazım. O kodamanlara aktardığı paraların miktarını açıklaması lazım. Kime gitti bu paralar? Kim aldı bu paraları? Hangi kurdan aldılar? Kimler vurgunu vurdu? Bunu öğrenmek zorundayız. Değerli arkadaşlarım, işin şakası yok. Ekonomik buhranla karşı karşıyayız. İnsanlar intihar ediyorlar. 128 milyar dolar Merkez Bankası'nın kasasında olsaydı bugün Türkiye'nin itibarı, Türkiye'nin ekonomisi farklı bir yerdeydi. Şu anda rezerv eksi bakiye veriyor. Değerli arkadaşlarım, bu olayı örtmek için emekli amiraller darbe yapıyor, mizansenini koydular ortaya. 80 yaşındaki emekli amirale kelepçe taktılar. Yetmedi, arkasından da benim ve arkadaşlarım için dokunulmazlığın kaldırılmasını istediler. Erdoğan, kiminle gelirsen gel, nasıl gelirsen gel, vız gelir, tırıs gider. Troll ordusu görevlendirmiş. Benim bir troll ordum var. Paralarını saray ödüyor. Beni sözde kötüleyecekler. Beni karalayacaklar. Kiminle gelirsen gel, kiminle, nasıl gelirsen gel, hesabını soracağım ben, hesabını soracağım. Fakir fukaradan alınan, fakir fukaradan çalınan,
o gençlerden çalınan bütün hakları aynen iade edeceğim ve telafi edeceğim. Yiğide savaş bayramdır diyoruz. Bir daha söyleyeyim. Erdoğan duysun diye. Yiğide savaş bayramdır. Unutmasın, bu salonda binlerce yiğit, kadın ve erkek vardır. Hepinize teşekkür ederim değerli arkadaşlarım. Evet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuştu. Gündeminde salgınla mücadele vardı ilk olarak. Salgınla mücadeleye değindi, hükümeti eleştirdi. Esnafa yönelik politikaların yetersiz olduğunu belirtti CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Bir diğer önemli başlık da 128 milyar dolar nerede tartışması. Biliyorsunuz bu tartışma yaklaşık 2 haftadır devam ediyor. Hükümet açıklama yapıyor, muhalefet gündeme getiriyor. Hayır diyorlar, bu açıklamalar yetersiz de diyor. Bir de pankart savaşlarını gördük aslında. CHP'li belediyeler asılan pankartlar bir bir kaldırılıyor. Bununla ilgili de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bununla ilgili açıklamalarını da yaptı. Bir diğer konu, 104 emekli amiralle ilgili soruşturma devam ederken elektronik kelepçe takılması emekli amiralle ilgili yine Kılıçdaroğlu'nun gündemindeydi. Bununla ilgili eleştirilerini yeniledi ve fezlekeler, CHP'li isimlerin de fezlekesi Sayın Kılıçdaroğlu'nda oldu. Fezleke yine mecliste bununla ilgili tartışmalarda siyasetteki sıcaklığını korurken ve bu açıdan da şöyle bir değerlendirmesi oldu. Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan dedi, kiminle gelirsen gel, vız gelir, tırıs gider açıklamasını yaptı fezlekelerle ilgili. Ve şimdi bu başlıkları değerlendireceğiz. Sayın Uğur hazır mı? Peki, gazeteci sevgili Fuat Uğur gün ortasında bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Uğur. Evet. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Daha şimdi gelmiştim. Hiç önemli değil. Evet, evet, Sayın Kılıçdaroğlu da konuşmasını yeni bitirdi grup toplantısında. Önemli başlıklar vardı. Şimdi... İki haftadır Türkiye'nin gündeminde olan aslında bir konu sürekli olarak muhalefet tarafından gündeme getiriliyor. Hükümet açıklama yapıyor ama muhalefet tatmin olmuyor. 128 milyar dolar nerede dedi Kılıçdaroğlu. Yine yapılan açıklamaları yetersiz bulmuş. Ne diyeceksiniz, bu tartışma daha ne kadar devam edecek? Dün gördük, Sayın Canikli de açıklama yaptı. Öncesinde Sayın Lütfü Elvan'ın açıklamaları vardı. Buyurun, söz sizde Sayın Uğur. Cumhuriyet Halk Partisi ve Kemal Kılıçdaroğlu buradan iyi ekmek çıkar diyor ve bunu bir süre daha sürdürecek Yeşim Hanım. Çünkü insanların kafasında bir istifam yaratmayı, soru işareti yaratmayı ve ekonomik sıkıntı çeken kimi kesimlerin de demek ki 128 milyar dolar paramız varmış Merkez Bankası'nda, bu buhar olup uçmuş ve bunun yüzünden ekonomik sıkıntı çekiyoruz diye düşünmelerine yol açmak istiyor. Ve bu algıyı da yaratmak için bunu kanıtmaya devam edecek. Tabii bu yalan üzerinden tepinmelerini beklemek çok normal ve bu yüzden de yalanları peş peşe sıralayacak ve AK Parti cephesinden ve hükümet cephesinden yapılan açıklamaları da asla dikkate almayacak. Ve konuşmasında dinlediğimde zaten dikkat ettiğim şuydu. Ben açıklamalardan tatmin olmadım diyor. Yani yıllarca hesap uzmanlığı yapmış olan ve maliyede, hazinede görev almış olan bir ismin bu yapılan açıklamaları anlamaması ya cahilliğindendir ya da okuduğunu anlamamış olmasındandır ya da kötü niyetindendir diye düşünüyorum. Çünkü ben de kendisiyle aynı okulu bitirmiş ve ekonomi tahsil etmiş, ekonomi dersleri görmüş birisi olarak Nurettin Canikli'nin, Lütfü Elvan'ın açıklamalarından, Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamalarından her şeyi gayet iyi anladım. Çok net bir şekilde anlaşılmakta. Kemal Kılıçdaroğlu ticari sırların ya da bankalara ait sırların ortaya dökülmesini istiyor anladığım kadarıyla. Bunun olması mümkün değil tabii ki doğal olarak. Çünkü Merkez Bankası hesaplarında hangi paranın nereye gittiği son derece açık. Şimdi kambiyo rejimi, ekonomide kambiyo rejimi var malum. Dalgalı kur var ve bu dalgalı kur ekonomik parametrelerin çeşitli seyirleri çerçevesinde döviz artışları olur ve olmaz. Şimdi öncelikle baştan şunu söyleyeyim ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun
sözcüsü ve ekonomiden sorumlu da başkan yardımcısı aynı zamanda Faik Öztrak'ın hazineden sorumlu olduğu dönemde Merkez Bankası'nın 26 milyar dolar rezervi vardı. IMF'ye borcumuz 21 milyar dolardı. Bugün Merkez Bankası'nda evet 128 milyar dolar rezerv yok, 95 milyar dolar rezerv var ama IMF'ye borcumuz sıfır. Ve aradaki farkı ben seyircilerin ve bütün kamuoyunun dikkatine sunuyorum. Şimdi dediğim gibi reel faizin negatif olması nedeniyle, pandemi nedeniyle ve dünyadaki konjonktür ekonomik parametrelerinin aleyhimize olması nedeniyle reel faiz eksi, negatife düştü. Nurettin Canikli de bunu açıkladı. Reel faiz negatife, yani düşmesi, eksiye düşmesi ne anlama geliyor? Daha doğrusu nedir? Bunu anlaşılır bir dille anlatmaya çalışacağım. Yani bildiğimiz bileşik faiz, bankaların belirlediği nominal faiz ile enflasyon arasındaki farktır diyelim. Yani faiz %19 ise, enflasyon %16 ise aradaki fark %3'tür. Ve bu vatandaşın eğilimlerinin belirleyicisi olur. Vatandaş dövize mi yönelecektir, Türk lirasına mı yönelecektir? Bu belirleyici olur. Eğer bu fark makas açılırsa vatandaş daha çok Türk lirasına yönelir. Ama eksiye düşerse, yani diyelim ki nominal faiz %19, bileşik faiz %19, enflasyon da %25 olursa eksiye düşer. Şimdi bu olduğu zaman da vatandaş dövize yönelir. Yani şimdi Nurettin Canikli şunu söylüyor. 75 milyar dolar diyor vatandaşın banka hesaplarında diyor. Banka hesaplarında diyor. Yani vatandaş bankaya gidip Türk lirasını dövize çevirmek istediğinde banka ona döviz vermediği zaman, o zaman dalgalı kur rejimini reddetmiş olursunuz. Doğru mu? Doğru. O zaman convertible para iddiasından vazgeçmiş olursunuz. Bu durumda Merkez Bankası ne yapmak durumunda? Döviz talep eden bankalara bu parayı, yani bu dövizi göndermek zorunda. Yani ekonominin istikrarı ve ülkede kriz olmadığının ispatı bunu gerektirir. Eğer Merkez Bankası döviz gönderemiyorsa bankaya, bankalarda vatandaşa Türk lirası karşılığında döviz veremiyorsa o ülkede ekonomik kriz var demektir. Yani döviz ihtiyacını karşılayamıyor demektir. Dalgalı kur rejiminden vazgeçiyor demektir. Convertible paradan vazgeçiyor demektir. Bu da Türkiye'de ekonomik sistemle ilgili ciddi kırmızı alarmın verilmesine sebep olur. İşte bu yüzden de pandemi nedeniyle, pandemiden önceki de ekonomik baskılar nedeniyle, uluslararası ekonomik baskılar nedeniyle Türkiye büyümeyi sağlamak, istihdamının düşmemesini sağlamak için hem vatandaşın talebini karşıladı hem de İş adamlarının döviz taleplerini karşılamaya devam etti. 54 milyar dolarda iş adamlarının döviz talepleri ve aynı zamanda dış borçlarını ödemek isteyen iş adamlarının şu anda tam aklımda değil 40 küsür milyar dolar talebinin olduğunu ve onların hatta bu dönemde de dış borçlarının döviz bazındaki dış borçlarını azalttığını görüyoruz. Evet. Yani demek ki neymiş? Merkez Bankası bu tür talepleri karşılamakla mükellefmiş. Yani şimdi ortada demek ki neymiş? 128 milyar dolar. Şimdi Cemil Ertem'e çamur atıyor Kemal Kılıçdaroğlu. Eline yazılmış bir metin var, onu okuyor. Cemil Ertem'in yazısını ben okudum. Yani bu 128 milyar dolar diye bir şey bulmuşlar diyor. Bu böyle bir şey yok diyor. Aslında 150 milyar dolar diye bir para var diyor. Onu devamını okumuyor tabii. Cemil Ertem'in hiçbir şeyden haberi yok diyor. Ve böyle bir çamur atmayı tercih ediyor. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu tam anlamıyla mugalata yapıyor. Ve bu yüzden de yanlış şeyler söylüyor ve epici de yalan söylüyor. Çünkü Nurettin Canikli de şunu söylüyor. Bakın büyümeyi sağladık. Orada kolumuz kesilmedi. İstihdamda altından kalkamayacağımız bir şey yaşamadık diyor. Ama bunun faturasının enflasyonu artıracağını, faizleri yükseltmek zorunda kalacağımızı biliyorduk diyor. Bunu ekonominin yönetiminin öngörmemesi mümkün mü diye soruyor. Mümkün mü gerçekten böyle bir şey? Mümkün değil. Şimdi o faturayı ödüyoruz diyor. Evet, faturayı ödüyoruz. Enflasyonla faiz arasındaki ilişkiyi enflasyonun üstünde tutarak fiyat istikrarından sonra enflasyondaki kalıcı düşüş trendini kesin olarak gördükten sonra faizdeki düzenlemeler gündeme gelecek diyor. Önümüzdeki dönemindeki hedefimiz bu diyor. Ne demek biliyor musunuz bu? Demin anlattım. Yani reel faizin artı seviyesini yükseltmektir. Yani reel faizin bileşik faizle enflasyon arasındaki makası
tersine çevirmek, artı seviyesine çevirmek ve bu makası artı seviyesine büyütmek. Yani biraz daha izah edeyim. Enflasyonu düşürmek ve düşürdükten sonra faizlerle ilgili kararları doğru vermek ve faizle enflasyon arasındaki farkı açmak ve bunu artı seviyesine tutarak vatandaşın dövize olan talebini azaltmak. Yani bunu azalttığın zaman da dövizin değeri düşmeye başlıyor ve daha kabul edilebilir seviyelere geliyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomi politikalarında biliyorsunuz dövizin değerinde belli bir Türk lirasının altında düşmesi istenmiyor. Yani şimdi hatırlayanlar bilirler, Türk lirasının değeri çok arttığı zaman Türkiye ithalat cenneti olmuştu malum ve bu durumda ne yapmıştı Nurettin Canikli de bunu dün akşam Habertürk'teki canlı yayında anlattı. Bu durumda ne yaptı Türkiye Cumhuriyeti Devleti, hükümet ne yaptı? Piyasadan bol miktarda döviz satın aldı ve Türk lirasının değerini düşürmek istedi. Çünkü neredeyse 1 dolar 1 lira seviyesine gelmişti. Ben o zaman hatırlıyorum, yaklaşık 800 lira emekli maaşı alıyordum ve emekli maaşım neredeyse 700 dolara tekabül ediyordu ve inanılmaz bir şeydi herkes için. Ve bu çok Türkiye'nin ekonomisi açısından tehlikelere işaret ediyordu. Yani ithalat çok artıyor, ihracat yeterince artmadığı için cari açığımız fazlalaşıyor. Bu da ekonominin kötüye gitmesi anlamına geliyordu. Yani bu anlamda Türkiye frene bastı. Dolayısıyla da Merkez Bankası bu tür hareketleri yapar. Ekonomiyle ilgili, ekonominin regüle edilmesiyle ilgili bir takım girişimlerde bulunur ve bunu yapmaya devam edecektir zaten. 2020'de başlayan pandemiden önceki süreçte de başlayan konjonktürel olarak Türkiye ekonomisine yönelik baskılar, operasyonlar nedeniyle başlayan bir ekonomik sıkıntı ve arkasından gelen pandemi nedeniyle Merkez Bankası ekonomiyi regüle edici bir takım tedbirler aldı. Merkez Bankası'nın döviz rezervleriyle bankaların talepleri, vatandaşların, iş adamlarının talepleri doğrultusunda bu talepleri karşıladı, karşılamak zorunda. Bu para buharlaşmadı, bu para duruyor. Bankalardaki tasarruf mevduatlarında duruyor, ödenen borçlarda duruyor, yani altında duruyor vesaire, her yerde duruyor şu anda. Şu anda da Merkez Bankası'nın döviz rezervi zaten 10-15 gün önce açıklanan rakamlara göre 95 milyar dolar döviz rezervi var. Yani burada CHP kötü niyetle ve siyasi ahlakın sınırlarını zorlayarak ve hatta aşarak ciddi bir şekilde sırf vatandaşın kafasında onların ekonomik yaşadığı ekonomik sıkıntıları istismar ederek vatandaşın kafasında 128 milyar dolar Merkez Bankası'ndan buhar oldu, uçtu. Biz bu yüzden ekonomik sıkıntı yaşıyoruz algısını yaratmak istiyor. Yani sanki Merkez ne kadar daha devam eder Sayın Uğur? Ya bunu yani bu neden devam ettirecekler biliyor musunuz Yeşim Hanım? Çünkü vatandaş hayli teknik olan bu konuyu anlayamayacak. Onu hesap ediyorlar. Anlayamayacakları için böylesine klişe üzerinden bunu devam ettirecekler. İktidar cephesi de sürekli olarak bunu teknik olarak muhalefete açıklıyor. Muhalefetin pekala anladığını biliyoruz. Neyin ne olduğunu bildiğini biliyoruz. Anladığını nereden biliyoruz? İlan kesicinin açıklamalarından biliyoruz. Yani ekranlara gelsin. Açıkladı. Sayın Uğur, şimdi editör arkadaşımız o tweet'i de ekranlara getirecek. Aslında ilk önce değil mi katıldığı bir programda dedi ki İlhan Kesici, Merkez Bankası'nın bilançoları ortada. O bilançolara bakan herkes görür ki kaybolan bir şey yok. Ben konuşursam partimin algısı yok olur dedi. Ama sonrasında Sayın İlhan Kesici şöyle bir açıklama yaptı. Merkez Bankası rezervi konusunda ekranda siz de görüyorsunuzdur. Sayın Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu ve partimle tam anlamıyla aynı görüşteyim. Katıldığım yayınlardaki söylemlerimde tam bir istikamettedir. Bu vesileyle bir kez daha aynı soruyu soruyorum. 128 milyar dolar nerede dedi açıklamasında. Yani burada yani bir işte açıklamada farklılık görüyoruz. Sizden dinleyelim şimdi, değil mi? İzleyicilerimize de anlatmış olduk. Şimdi İlhan Kesici yani sonuçta aldığı eğitim bu tür teknik konulara hakimiyeti nedeniyle bir an gerçeği söylemekten kendini alıkoyamadı Halk TV'deki canlı yayında. Söyleyiverdi, ağzından kaçtı. Yani ben buna gerçek anlamda cevap verirsem kendi deyimiyle sorunuzu kırmış olurum dedi. Sorunuzu kırmış olurum ne demekti? Onun deyimiyle söylüyorum. Böyle ifade etti ama şu anlama geliyordu. Yani sizin bütün yaptığınız algı çalışmasını baştan sona yıkmış olurum demek istedi. Ve de yık
çıktı da. Ama sonra öyle bir baskı geldi kendisi. Sen ne yapıyorsun İlhan Bey dediler İlhan Kesici'ye. Biz öyle bir algı yarattık ki bu hükümeti yıkmaya çalışacak ve bu hükümeti yıkmaya götürecek bir propaganda çalışması yapıyoruz. Ve evet, bunun sonucunu göreceğiz hep birlikte. Seçime doğru bunun sonucunu göreceğiz ve sen de bunu yerle bir ettin dediler. Bunun üzerine İlhan Kesici şu anda ekranda görünen bu tweet attı ve 128 milyar dolar nerede diye sordu. İlhan Bey, yani yazıklar olsun size. Bir gün önce Halk TV'de 128 milyar dolar kaybolmadı, buharda olmadı. Bilançolarına bakanlar nereye gittiğini görürler diye söylediniz. Şimdi sonra 128 milyar dolar nerede diyorsun? Ayıptır, günahtır. Yani hiçbir vicdan yok sizde. Ya bu kadar ikili bir tavır, ikili bir tutum, bu kadar riya yakışıyor mu size? Yılların siyasetçisisiniz. Yani illa Cumhurbaşkanı adayı göstermediler sizi diye bu kadar kızgınlık, bu kadar küskünlük niye? Yani sonuç itibariyle milletvekili yaptığınız Cumhuriyet Halk Partisi'nde yani bütün birikimlerinizi adeta satılığa çıkardınız. Yazıklar olsun. Yani bunu demekten başka benim elimden bir şey gelmiyor. Bakın vatandaşların tasarruf mevduatı, döviz tasarruf mevduatı 139 milyar dolar. Yani artıyor sürekli, artmış fakat bu ay nihayetinde çok fazla artmamış. Hatta bir takım etkiler, enflasyon etkileri ya da diğer etkiler çıkarıldıktan sonra 509 milyon dolar da azalmış. Şimdi böylesine bir noktada bu kadar ahlaki değerleri aşarak, sınırları zorlayarak yapılan bir propagandanın halk tarafından algılanış biçiminden büyük bir siyasi çıkar elde edeceklerini uman Cumhuriyet Halk Partisi ve muhalefet. Ama işte şöyle Sayın aynen şöyle diyeyim, sosyal medya üzerinden de büyük bir taraftar oluşmuş durumda, yani böyle bir algı da var. Yani ben Yeşim Hanım, sosyal medya üzerinden bu taraftarlık çok normal. Çok normal çünkü sosyal medyada FETÖ'cülerin bot hesapları binlerce, on binlerce zaten öyle bir algı çalışması yapılıyor ki biz her olayda bunu görüyoruz sosyal medyada. Hı hı. Sosyal medya demek Türkiye demek değil. Yani bunu söyleyeyim. Evet, bir kısmı Türkiye fotoğrafı veriyor ama biz biliyoruz ki en dandik konularda, affedersiniz bu kelimeyi kullanıyorum ama en dandik konularda sosyal medyada FETÖ'cü hesapların, bot hesapların körüklemesiyle en dandik konu trend topik oluyor. Birinci sırasına yerleşebiliyor. Bunun önemi yok ama bunu yapmaya devam edecekler. Üzerinde tepinmeye devam edecekler çünkü halkın şunu bekliyorlar. Halkın kendi yaşadığı ekonomik sıkıntılarının faturasının nereden kaynaklandığı konusunda kafalarında bir algı yaratmak istiyorlar. Bu algıyı beslemek, körüklemek ve bunu sürdürmek için ellerinden geleni yapmaya devam edecekler. Benim tabii hükümete eleştirdiğim noktam şu. Yani bunu yaparken de afişlerde asacaklar, başka şeylerde yapacaklar. Hepsini yapacaklar. Ya bu çok normal. Bunları zerci tedbirlerle, yasal sınırları zorlamadıkları takdirde, yasal sınırları aşmadıkları takdirde bunlara müdahale etmelerine gerek yok. Onlar kendi yalanlarında boğulacaklardır bir süre sonra. Peki, bunu yapmaları gerekir bana Sayın göre. Sayın Uğur, bir diğer başlık da 104 emekli amiralle ilgili soruşturma kapsamında. Şimdi 7 isim daha ifadeye çağrıldı. Bununla ilgili soruşturma süreci devam ediyor ama emekli amirali takılan kelepçeyi eleştirdi. 80 yaşındaki Sayın Atilla Kıyat'tan bahsediyor anladığımız kadarıyla. 80 yaşındaki adama kelepçe takıyorsunuz dedi. Bu soruşturma nereye doğru gider? Siz nasıl değerlendirirsiniz? Bu soruşturmanın sonuçlarını tabii yargının ve soruşturmanın gittiği istikametle ilgili bir bilgiye sahip değilim. Hı hı. Ama şimdi Türkiye darbeler sürecini aşmıştır fakat hala bu tehlike devam ediyor. Neden bu tehlike devam ediyor? Türkiye'nin dış tehditleri var. Bu dış tehditlere kapılabilecek, hala onların yalanları doğrultusunda hareket edebilecek çevrelerin olduğunu biliyoruz. Yani evet, Türkiye'yi Amerika Birleşik Devletleri dört bir koldan kuşatmış ve aynı zamanda sıkıştırmak istiyor. Türkiye'nin Avrasya'da aldığı, Çin'le, Rusya'yla, İran'la, Orta Doğu'da aldığı rolle ilgili olarak Türkiye'nin geri döndürülmesi hedefleniyor. Hı hı. Stratejik ortaklık adı altında Türkiye'nin piyon bir ülke olması isteniyor. Ve bu piyon bir ülkenin Orta Doğu'daki bütün çıkarları doğrultusunda, kendi çıkarları doğrultusunda davranışlar
davranmasını bekliyorlar ve her şeyden vazgeçerek bunu yapmasını istiyorlar. Doğu Akdeniz'den vazgeçmesini istiyorlar, adalardan vazgeçmesini istiyorlar, Karadeniz'den vazgeçmesini istiyorlar, işte SİHA yapmasını istiyorlar, savunma sanayinin terk etmesini istiyorlar. Her şeyi istiyorlar ve PKK'lılara Güneydoğu'da bir özerk yönetim ve Suriye'nin kuzeyinde de bir Kürt devletinin tanımasını istiyorlar. Yani emperyalizmin, Amerikan emperyalizmin ve onu Türkiye'deki işbirlikçilerinin arzuladığı bu. Dolayısıyla Türkiye'deki piyonları da her şeyi yapmaya hazırlar. Benim kızdığım amirallerin birey olarak, her birinin birey olarak vatanseverlikleri konusunda bazı istisnalar hariç, hepsini bilemem tabii, pek çoğunun vatan sevgisinden şüphe etmiyorum gerçekten de. İdeolojik görüşlerinin farklı olmaları normal. Evvelden darbe sevincisi olmaları tamam, anlaşılabilir. Evvelden yaptıkları hatalardan nedamet getirmiş olabilirler. Fakat hala yaptıklarını anlayamamış olmaları, hala bu dolduruşa gelebiliyor olmaları, onların kurmay zekalarıyla ilgili bende ciddi şüphe uyandıran bir durum. Atilla Kıyat'la ilgili şeyi sordunuz. Öncelikle onu da söyleyeyim de devam edeyim isterseniz. Atilla Kıyat'ı yani şimdi bir bu olayı soğukkanlıkla Atilla Kıyat ya bu olayı soğukkanlıkla sürdürmek gerektiğini düşünüyorum. Ya yani, elektronik kelepçe takılmasını çok manalı bulmuyorum gerçekten. Çok deliş manalı bulmuyorum. Çok anlamsız geliyor bana. Bu uygulamaların terk edilmesi gerekiyor. Atilla Kıyat Türkiye'den kaçacak bir adam değil. Yeri yurdu belli. Hiçbir amiralin de Türkiye'den kaçmaya niyeti olduğunu düşünmüyorum. Ama sonuç itibariyle bu bildiriyi hazırlayanların ne amaçlı olduklarını artık anlamaya başladık. Yani Ergün Mengi'den, Türker Ertürk'ten ve bir başka isme kadar hepsinin CFR bağlantılı, uluslararası örgütlerin arasındaki bağlantılı olduğu Global İlişkiler Forumu'nun üyeleri olduklarını ortaya koyduk. Herkes koydu. Özellikle aydınlık yazarları bunu ortaya koydular ve biz bunu öğrendik. Bunu öğrenmekle ne elde ettik? Şunu elde ettik. Yani bu amiraller bir ekibin uluslararası bağlantıları olan bir ekibin dolduruşuna gelmişler. Hatta bu da WhatsApp yazışmalarında ortaya çıkmış. Nasıl ortaya çıkmış? Biz Montreux'u aslında gerekçe olarak kullandık. Asıl amacımız Sarıklı Amiral'di. Ya Sarıklı Amiral zaten hükümetle karşı çıkıyor. Böyle bir fotoğrafı asla kabul etmiyoruz diyor. Bu. Sayın bunun Ömer Çelik de konuştu. Açıklama yaptı. Takipte. Tabii ki. Olduğumuzu söyledi. Soruşturmamız devam ediyor dedi. Gereken işlem yapılacak dedi. En sert biçimde gerekeni yapacağız dedi. Şimdi eğer bu işte sorun, bu sorunun cevabını verebilecek insanlar var. Ama amirallerin kurmay zekalarının hakikaten şüphelendim. Bu isimlerin de Türkiye'de uzun süreler Türk Silahlı Kuvvetleri'nde kurmay vazifesi yani daha doğrusu komuta düzeyinde olmaları beni çok endişelendirdi. Meral Akşener'in de açıklaması vardı burada Sayın Uğur. İYİ Parti üzerinden dedi soruşturmayı yürütüyorlar. Ergun Mengi'nin ismi geçtiği için hani daha önceden İYİ Parti'de olduğu için Ergun, böyle bir açıklama Ergun Mengi Dışişleri İlişkiler Komisyonu Başkanı'nın danışmanıydı. İYİ Parti diyor ki şimdi ayrıldı diyor. Yani eskiden üyesiydi diyor. Şimdi ayrıldı diyor. Tabii o bağlantı oradan devam edecektir kuşkusuz ama şimdi ortada şöyle bir durum var. Yani söylenmemiş bir laf üzerinden. Bakın çok önemli buluyorum. Ya çok tehlikeli buluyorum bu durumu. Yani şimdi emekli amirallerin, yani bu imzayı atan emekli amirallerin, bunu 10 bin kere tekrar edeceğim. Yani herkesin kafasına dank edinceye kadar, yani ben seyircileri ve kamuoyunu kastetmiyorum. Yani bunu dinleyen amiralleri ve diğer onlara yakın çevreleri kastediyorum. Söylenmemiş, Montreux üzerinde söylenmemiş sözlerden yola çıkarak Montreux feshediliyor yalanını köpürtülmesinden ve tek yanlı bu köpürtmeye kanarak Montreux üzerinden hazırlanan ama aslında asıl hedefin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kama sokmak amacı taşıdığı belirtili bildirilen, anlaşılan bu bildiriye imza atmak gafletinde bulunan amiralleri bunu yazdım söylüyorum, yazdım. Özür dilemesi lazım. Şunun için özür dilemesi lazım. Yani ben bu amirallerin cezalandırılmasını istemiyorum tabii kuşkusuz. Organize edenlerle ilgili onları ayrı tutarak, onları azadet tutarak söylüyorum. Özür dilemeleri lazım. Toparlayalım Sayın Uğur. Son bir dakika. Son bir dakikamız toparlayalım. Nasıl kandırıldıklarını görüp özür dilemeleri gerekir. Ama tabii bu soruşturmayı yürütürken de bu amirallerin gerçekten hakikaten safça bu
bildiriyi hazırlayanların dolduruşa geldiğini anlamaları, özür dilemeleri lazım ve ama bu amirallere de işte bu çerçeveyi, yani onların içinde bulundukları durumu da gözeterek, daha doğrusu onların nasıl bir ruh haline, nasıl bir ne derler kapasiteye sahip olduğunu, kalibrelerinde dikkate alınarak bunlara vatan haini suçlu muamelesinde, yani tabii ki suç işlemiş oldular belli ölçülerde ama vatan haini muamelesi yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Peki, süreci de takip edeceğiz. Ve bunu hukuki işlemlerin sürdürülmesi gerektiğini düşünüyorum. Süreç devam ediyor. Hem bir açıklama yapmaları gerekiyor dediniz. Sayın Uğur, çok teşekkür ediyoruz gün ortasına katıldığınız için. Rica ederim. Sizinle birlikte programımızın da sonuna geldik. İyi çalışmalar diliyoruz. Türkiye Gazetesi evet. Yazarı Sayın Fuat Uğur gün ortasında bizlerle birlikte oldu. Ve gündemdeki hem gelişmeleri hem Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını değerlendirmiş olduk. Böylelikle Türkiye'nin iç siyasetteki sıcak gündemi gün ortasında karşımızda oldu. Ve böylelikle gün ortasını noktalayalım. Yani saatler 12'yi gösterdiğin Ulusal Kanal ve Ulusal Radyo ortak yayınımızda gün ortasıyla yeniden sizlerle birlikte olacağız. Tüm gelişmeleri aktarmaya çalışacağız biz gidiyoruz. Ama şimdi bugünün hava raporu geliyor ekranlarınıza. Hava raporunu takip edebilirsiniz. Sonrasında da saatler 15'i gösterdiğinde günlükle Seda Anık sizlerle birlikte olacak. İyi seyirler. Thank you.